düşünmenizi biliyorum. Bugün minik Gamze ile ilgili yeni misafirlerim de var. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca şunu da söyleyeyim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenci arkadaşlarımız da stüdyomuzda. Bir el kaldırın. Hoş geldiniz. Biliyorum ki birçok hukuk fakültesinde bizim konularımız da ders olarak okutuluyor, işletiliyor. Sınavlar yapılıyor. Bakalım bugün buradan izlemek geleceğin avukatları için nasıl bir yol çizmelerine neden olacak? Yayın sonrası konuşacağız inşallah. Efendim, bugün 2 yaşındaki bebişimiz için, Gamze gün doğduğu için daha kalabalık aramızdayız. Kimler var aramızda? Aydan'la Nazım var. Aydan'la Nazım en son fındık toplarken Yasemin evi terk ettiğinde kayınbiraderiyle karşı diye dedikoduları çıkarılan kayınbirader. Ama asıl önemlisi Gamze kaybolduğunda, yani kaçırıldığında 4 Temmuz 2004 tarihinde sadece Gamze kaçırılmıyor evin önünde. Nazmi ile Aydan'ın da kızları kaçırılıyor. O Çilem de kaçırılıyor. Aynı yaşlardalar ama Aydan diyor ki bizim kızımız Esmer'di, onların kızı sarışındı. Sonra iki kız evin önünden ya da nereden ben çok emin değilim açıkçası kaçırılıp o dere yatağının orada Çilem bırakılıyor. Gamze'nin sadece bir ayakkabısı kalıyor. Gamze alınıp götürülüyor. Neden iki bebek götürüldü? Neden bir tanesi bırakıldı? Neden diğeri alındı? Aslında akıllardaki soru işareti bu. Ben yayını... Kendi yayınımı çok izlemekten hoşlanmam ama böyle özeti falan izlediğimde ya da izleyicilerimizin paylaşımlarını izlediğimde şunu görüyorum. Hissettiğim ne biliyor musunuz? Yani biri biliyor bu bebeğin ne olduğunu ama şu ana kadar konuşmuyor. Evet. Yani buna çok yani canı yürekten buna inanıyorum. Aynen. Bu kadar küçücük yerde bu kadar ilişki ağlarının konuşulduğu, dedikodunun yapıldığı, konuşulduğu ama bir taraftan da sessiz kalındığı söylenilen bu ilişkiler yumağı içinde ben 2 yaşındaki bebek... Durup dururken o kaçırılmaz. Madem kaçırılacaktı, şimdi soru o. Neden Çilem kaçırılmadı da Gamze kaçırıldı mesela? O yüzden de biraz herkesin de kendine Allah'ım, dönüp bakması lazım diye o düşünüyorum. O çocuğu oradan bir veren var. Ha? O çocuğu oradan bir veren vatandaş var. Kesinlikle bir el var. Ama benim çevremde, ama o dışarıda, mahallede, ama kardeşim, ama emmim, ama dayım bilemem. O da benim şüphelendiğim, o gün de şikayet ettim, şimdi de düşünüyorum... Caiz sendir. Ben bundan her zaman onu söylüyorum. Kimden şüpheleniyorsun? Efendim? Kimden? Cahit Şentürk. Cahit bunu hangisiydi? Verdi diye düşünüyorum. Niye verdi? Tıraşa giden. Evet, ha, yurt evet. Dışındaymış şu anda. Ömer abi. Bu da... Bak, bak Ömer abi bak bana da kusura bakma. Ha. Yani... Ablacığım. Bak çok üzülüyorum. Gerçekten hani sizin bebeğiniz yok ortada ve çok üzülüyorum. Tamam. Ve biz aynı taraftayız ama sana da hani en... Şey tabiriyle iyi saatte olsunlar, geliyorlar gidiyorlar. Bu zamana kadar Mecit'ti de şimdi ne oldu Cahit? Ya anlıyorum bak konu yine bunlarda. Eli olan kişiyi söylüyor. Bunların anlatmadığı birisi var. Yengemle bunu anlatmadığı birisi çok var şey arada. Var. Ben anlatmadım ne valla ben he. Ben bunlara gelip dolaşan, bunlara gidip gelen. Ya diyorlar ki ben şey... Dur tek tek konuşun. Bak diyorlar ki... Dur tek tek Yasemin. Mümin'in dostu var. He? Ya Mümin'in dostu var da Yasemin dostuysa niye bununla gitmiyor? De gece saat 1'de düğüne. Bir başkası gidiyor. Ne? Gece saat 1'de bunlarına düğüne gidiyor. O kadın niye gidiyor? Yasemin niye gitmiyor? İkisi söylesin ben bilmiyorum. İkisi bunu ikisi çıkaracak. İkisi. Ben hiç anlamadım. Ben hocam, senin ne demek istediğini gece sandım. Saat 1'de bu Tepeköy ikisi düğüne. Bunun hanımı 3... Bir de bir bayan daha. Ben geçen gün yine söyledim. Geçen programda. Bu Neslihan dedi. Yani bu Neslihan Şentürk ne? Bunun kardeşi mi? Bunun eşi mi? Bunun nesi? Niye gitti? Mimin'le ben hazım niye söylüyorsun? Bu Neslihan'ın da kaynı bir Cahit Şentürk. Neslihan'ı ben arkadaş niyetine götürdüm. Arkadaş niyetine niye götürdün? Arkadaş niyetine götürdüm. Yanımda arkadaş niyetine götürdüm. Ben kabul etmiyorum. Ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Çünkü onun da dedikoduları vardı o zaman. Hayır düğüne gitmemizin, düğüne gidilmesinin ne alakası var çocuğun kaçırılmasıyla? Ha. Ablacığım yani bunlarla beraber niye o gün Mecit gelmiş almış götürmüş bunları? Davet edildi miydi Neslihan? Diyorsun ki o tıraş yapan çocuk Cahit'le Neslihan akrabalar mı? Evet yengesi. Neslihan'ın yengesi. Pardon, Cahit'in yengesi Neslihan. Ama Neslihan'ı ben arkadaş niyetine götürdüm. Kendi de söylesene, arkadaş niyetine götürdüm ben yanım. Yanım sıra. Niye götürdü canım? Şimdi senin kardeşin değil, emmin değil, dayın değil. Mecid'in akrabası değil, bir şey değil. Yani sen, tamam senin dostun veya sürekli birlikte olduğun bir insan, sen gidiyorsun. Bunun karısı gidiyor, o niye gidiyor?
Ona ben gittim diyorum sana. Arkadaş diye ben gittim. Şüpheleniyorum. Şimdi de şüpheleniyorum. Ben gittim. Siz anlamadınız, ben anladım. Anlamadım. Şimdi bir düğüne gidilmiş. Düğüne gidilirken Mecit Bey kendi eşiyle beraber Gülbahane ve Neslihan adında... Neslihan adında bir kadını da götürmüş. Sonra o gün bebekler kaybolduğunda bir tane de Cahit denen bir çocuk vardı. Tıraşa gidiyor dendi ya. Evet. O Cahit de Neslihan'ın yeğeniymiş. Yani diyor ki Gülbahane ile... Yeğeni değil, kaynı. Kayınbiraderi. Kayınbiraderi. Eşinin kardeşi. Eşinin tamam. kardeşiymiş. O yüzden diyor Gülbahane ile Mecit işte kaçırırken de o Neslihan da onların arkadaşıydı. Cahit'i kullandılar. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Niye bunların arasındaki düğüm de burada? Bunu açıklamıyorlar. Niye açıklamıyorlar? Niye gittiler? Niye gittiler? Yani bunlar niye açıklanmıyor? Aman Esra'nı ben arkadaş niyetiyle bana niye diyorsun ki arkadaş niyetiyle ortaya katma diyorsun ya. Neslihan'ı karıştırma diyorsun. Söyle dedim mesela. Söylemem dedim. Ben arkadaş niyetiyle gittim. Az söyledin Allah seversen. Ben bilemem. Ya geçen gün... Düğüm burada. Müge Hanım. Bu konuyu geçen gün gündeme getirdik de... Şimdi ormandan geçerken, düğünden gelirken ki mesele bu. Evet anladım. Anladınız mı? Şimdi bunu demek istediyorum. Gülbahane'nin yanında bir arkadaşı, benim hanım, biz dördümüz düğüne gittik. Benim baldızımın düğününe. Bu Yasemin de babasının düğünü. O da diyor ki o gün de diyor Cahit'i gördük ya orada diyor. Cahit, yani bak, tesadüf ben, değildi diyor. Ben Cahit'i tesadüf olamaz bu demeye ben getiriyor. Ben Cahit'i ömrümde görmedim. Hiç Cahit'i görmedim. Cahit'i görsem de tanımam. Tanımazsın tabii ya. Niye tanıyorsun? Kesinlikle tanımam. Cahit'i kesinlikle tanımam. Geçen günkü benim gündeme getirdiğim konu bu konu, anlattığı konu. Nasıl tanıyorsun? Ya sen geçen gün birinin daha adını geçirdin. Tam yayının sonunda bir şey anlatacağım dedin. Onu da onu anlattım. Bir tane duvar işçisi dedim. Evet. Duvar işçisi onu da biz... köydeki Hüseyin abi görüştü, konuştu, tamam. Hepsini araştırdı. Vedat Yiğit demiştin. He. Evet, evet. Ondan sonra o adam da tehdit edildi. Tamam, o Vedat Yiğit'le de biz konuştuk. Vedat Yiğit de o gün... Yani o sıralar jandarmanın duvarları yapılacakmış. Hani böyle köyden işçi falan çalıştırıyorlar ya. Öyle biri o da onun duvarlarını yapıyormuş. Sonra ben Ömer'e gitmedim. Ömer bana geldi işte. Hani ne oldu falan dediğimde anlattı. Sen de ona demişsin ki... Neden? Buralardan... Ev telefonunu neden vermiş abla bana? E tamam buralardan bir haber olursa demişsin. Bana haber ver demişsin. Bana da öyle dedi diyor. Hayır ablacığım. Beni geldi. O geldi buldu. He. Dedi ki bana jandarma tuttu. Ben kazıyım. Burada taş duvar yapıyordum. Beni tuttu. Ben dedi, senin dedi araştırmaları yapacağım, bu çocuğu bulacağım dedi. Ben de beni iki sene oyaladı, iki sene. Ben dedi en son bana dedi kelime... İyi de Ömer abicim, yani senin abla. De bu dediğin Vedat dediğin şey jandarmanın duvarını yapan taş işçisi. Evet. Tamam mı ya, taş duvar ustası. Şimdi taş duvar ustasının sana ne bilgi verecek orada jandarma komutanı ben varken? Ben bilmiyorum, ben hiç tanımıyorum. Geldi beni buldu, bana dedi jandarmadan verdiler tamam, numaranı. Ama bunlar boş hikaye yani, sen her gün ama birinin adını orada yatıyorsun bir... ama. Ablacığım ben bildiğim her şeyi anlatma zorunda değil hayır, mi? Hayır anlattın da şimdi ha, oradaki adam da... Ben çocuğumun peşindeyim, ben kimsenin peşinde değilim. Oradaki adam da belki o senden, zaman... hani onu bilmiyorum, onun şeyinde konuşmuyorum ama belki senden para alacaktı, onu alacaktı, bunu alacaktı falan filan yani. Onu çarşambaya götüren vatandaş da var. Onun arabasıyla giden adam. O da onu söylesin. Konuşsun. Çocuğun arabaya gitmişler Yiğit'le. Çarşambaya ikisi beraber. Tamam doğru da yani. Neyse. Şimdi ben önce bir Aydan Bey, Aydan Hanım'la Nazmi'ye dönmek istiyorum. Şimdi asıl mesela sizin dikkatleri en çok üzerinize çeken nokta şu. Neden bebek kaybolduktan bir hafta sonra Çanakkale'ye gittiniz? Korkumuzdan. Hı? Hani bizim çocuk da kaybolur diye. Peki, başka bir peki şey neden yok, öyle yani. Bir şey düşündünüz? Yani ailece bir düşmanınız mı olduğunu hayır, düşündünüz? Hayır, ya hayır. İnsan şey ister istemez ürperiyor Mine Hanım. Şimdi bu arada ben zaten hemen gitmedim. Bugün çocuk kayboldu da yarın gitmedik zaten. Kendileri de biliyor. Onlara da söyledik biz. Bizim çocuğumuzun başına da böyle bir iş gelmesin. Biz de çocuğumuzdan olmayalım dedik. Kayınbiraderim vardı hanımımın abisi Çanakkale'de. Onun telefon açıp bize ev tutun dedik. Biz dedik buraya gelmek istiyoruz. Böyle böyle bir olay var başımızda. Tuttuk. 10. günü ben kendilerine de söyledim. Evimden çıktım, gittim. Yani bir kız zaten çilem vardı yanımda. Çilemi aldım. Devam ettim. Otobüse bindim, gittim ben. Ne kadar kaldınız orada? Bir yıl kaldım. Sonra? Tekrar yine ben orada, eşim falan orada ikamet ediyorlardı. Ben yine gurbete aynı beraber gidiyorduk mesela. Gurbette sonra yine birleşiyorduk. Yani bir yıl sonra. Yani sonra, gurbet... sonra geri mi döndünüz? Evet. Bir sene sonra geri döndüm, evet. Ne oldu bir sene sonra? Düşman gittim, bebek de oldu. 3 yaşında ya, mesela. Fındık zamanı falan gitme dediler. Oradan yok, dönmedik. Ya, İstanbul'a gittim. Şey iki senede yani. İstanbul'da kaldım ben. İki yılda İstanbul'da oturdum. Ondan sonra geldim ben. Tamam ama mesela biz Ömer Bey'e soruyoruz. Bir tane çocuk geliyor ve
gidip işte müminin oğlunu gösteriyor, bu çocuk evet. kaçırdı dediğinde ben tek başımayım, beni döverlerdi, ben gidemezdim ki diyor. E siz de kaç erkek kardeşsiniz sormasaydı? Münge Hanım şimdi bize siz kaç dese, erkek kardeşsiniz? Biz 7 erkek kardeşiz biz. Yani siz 7 erkek biz... kardeş eğer kavgadan dövüşten korkuyorsanız 7 erkek asla. Kardeş o kasabın önüne gidemediniz mi? Senin oğlun böyle böyle demiş diye. Öyle bir teklif de gelmedi, öyle bir durum da gelmedi. Zaten analı götürdü diyen abim zaten. Kendisi de ifade etti anıl. Yani çocuğu ben tam olarak ben hiç fikrini falan sormadım da almadım da. Yalan yok şimdi. Niye da? Ya nedenini bilmiyorum ben sormadım yani. O an sanki karnına İnsan tutuluyor yani ben her şeyi mi? Bir anda soramıyorsun. Kime? Yani her şeyi herkese soramıyorsun bir anda. Yani bir şüpheler... Tane, ama bir şey söyleyeceğim yani yeğen demek insanın Tabii evladı demek. Tabii ki benim kendi evladım demek. Onlar her şeyi biliyoruz ama korkudan yani o anda zaten biz gece gündüz hiç durmadan çocuk bekledik. Belki insan pişman olur getirir geri diye. Ben gece hiç uyumadım 3 gün. Ya dayanamadım artık bu benim başıma da gelmesin diye çektim gittim ben Çanakkale'ye. Bunun altında da ayrıca bir yani bir şey yok yani benden şikayetçilerse de sonuna kadar üvey kardeş falan gide- mısınız? Siz üvey misiniz? Yok. Yani anne babalarınız falan mı farklı ondan mı? Hayır aslında biz kardeşçe birbirimize bağlı değiliz yani sadece bu. Çevre her şeyi bilir yani. Herkes kendi yani ocağını kendi tutturur yani. Derken yani çok ben özü üveyi kardeş kardeştir. Ben öyle ayırmam da hani ne bileyim farklı annelerle büyüyünce çocuklar düşman yetişir falan hani öyle Müge bir şey yok. Üvey bunlardan iyidir vallahi. Üvey de olsa birbirine bağlı olunca oluyor. Bu üveyle de özünden bir şey yok yani. Ama bu, burada bir bağlılığın bağ yok ötesinde işte, bağ bakın. Yok, evet. Aydan bağ Hanım bağlılığın ötesinde farklı bir şey var. Diğer erkek kardeşleri bir kenara bırakıyorum. Aslında siz de olayın bir fiil içerisinde olayı yaşayan bir kişisiniz. Evet. Sizin çocuğunuz da kayboluyor. Zaten kaybeden benim hocam. Sizin çocuğunuz bulunuyor. Diğer çocuk Nazmi Bey'in de öz yeğeni bulunmuyor. Aynen. Ama biz şimdi burada Nazmi Bey'in hani ben ona sormadım, buna sormadım. Biz çok birbirine bağlı kardeş değiliz söylemlerinin yani... benim için hiç kıymeti yok. Nazmi Bey yeğenini bir kenara bırak. Evet. Senin çocuğunu da almış biri oraya götürmüş. Olabilir. Senin çocuğun tek başına gidemez. Mümkün Her değil. Şeyden önce kendi çocuğun da dahil olmak üzere evet bu çocukları kim aldı, kim götürdü diye ya sormaman mümkün değil. Ne zaman sormazsın biliyor musun? Kimin alıp götürdüğünü biliyorsan sormaz. Ya sizin mi? Yani biliyorsan bu kadar. Onu mu söylemiyorsunuz? Ben kendim alıp götürdüğünü bilsem ben çocuğumu ben zaten evdeyim. Hayır onu mu söylemiyorsunuz? Yani hayır, ben hayır hayır Müge Hanım. Bak benim eşim farkına varıyor zaten çocukların kaybolması. Ben evim ben o zaman o yani Cafer Bey'in yani yedinen kişinin evinin altında mi? Oturuyorum. Aynı binada oturmuyoruz biz. Tamam. Benim... Hocam öyle bir şey de tamam. Aynen. Çok özür dilerim Müge Hanım. Hani hocam diyorsunuz ya ne bileyim diyorsunuz. Mesela anne baba şahit zaten benim fark ettiğimi. Hani ben yukarı gittim. Bizde aşağı bu şüpheleri varsa sunabilirler yani. Hani ben, fark eden o anki ben... Ben fark etmekten bahsetmiyorum. Ya şüphe şu. Şüphe senin Yasemin'le bir ilişkin olduğu. Mümkün değil yalan. Senin de Aydan'ın da annesinin evlatlık bir bebek aradığı. Evet. Belki de Yasemin'e bu şekilde acı çektirmek için... O bebeği alıp bir başkasına verdiği yönünde. Aslında iddia bu. Hatta bu da yani, gizli saklı bir şey değil. Yasemin işte kocasından karşısında sen ne kaçtı bütün dedikköyde konuşulmuş. Yalan Müge Hanım tamam, ben tartışma oldu da dakika dakikasına beni herkes yani. Nerede olduğumu biliyor. Ben çocuğum var, kızım var. Herkes biliyor o dakika dakikasına ben nerede olduğumu. Ben gurbetteyim ben. Annemgile gittim. Alakası yok benim. Bizim tamam. Benim konumu zaten açtım sen ben size. Sen annemgile gittin ama. Sen annemgile gittiğinde neden Ahmet'le Mehmet'le değil de Nazmi'yle gittiğin konuşuldu? Yani kusura bakmayın siz de her şeyi kavga biliyorsunuz ettik. Ama dillendirmeyin. Adımız çıktı ya, sonuçta. Kaynanam yüzünden oldu biraz da en çok. Ya ben, bana itimat etmiyorsunuz. İnanmıyorsanız benim çevremi aran sorun. Onun annesi bacısı kardeşleri onlara sorun. Yasemin yani bana anlattı kendine zaten. Sorun. Yasemin bana sorun. Anlattı olanları. Anlatsın yani canlı yayında da anlatsın bir şey olduysa. Tamam bir şey oldu dedi. Söylesin o zaman ne olmuş. Söyledi zaten. Ne oldu ama? Oldu ama 2 sene önce oldu dedi. Çocuk kaybolduğunda yoktu dedi. 2 sene önce benim oğlan şeyim annemle alakalı bir şey bu yani. Ben aramışım, tamam ben argo kelime konuştum, küfür ettim. Ama niye ettim? Kendisine sorun. Sordum, söyledi o. Söylemediniz mi? Ben telefon açtım, ben annemin maaşının da, yüzünden bana... Ya size bir kendi... şey söyleyeyim mi hanımlar? Gerçekten sizler de kime güveneceğinizi, kiminle konuşacağınızı, ne yapacağınızı çok iyi seçip davranın. Bundan sonra öyle yapacağım Müge Hanım.
Yani bilmiyorum, bak buradan kızım sana söylüyorum, gelinim seni anlatıyorum da bak sonra böyle yarı yolda bırakıveriyorlar işte insana. Çünkü neden bilmiyorum, yani o erkek duygusunu bilmiyorum ama hepsi yine karım deyip karısına dönüyor. Bak Mecid'in de Gülbaniye yaptı, Nazmi'nin de işte ben sana bir şey yapmadım Müge Hanım. O zaman yazdım kendi kendine mi? Var mı bir şey? Ha kendilerine sorun ya. Tamam, bu konuyu uzatmaya da gerek yok. Biz buraya çocuk için geldik. Benim çocuklarımın da bir sorun yok. Ben dedik onun için gelmedim buraya. Ben kendimi savunmaya geldim ben buraya. Tamam, ben öyle bir şey yok. Müge Hanım şöyle bir şey var, ben gireyim araya. Bence ben bunu defalarca da dile getirdim. Hani çocukların da psikolojisi bozuluyor bu konularda. Benim çocuğum diyor ki benim bir çevrem var diyor. Her şeyi bırak benim bir çevrem var diyor. Bu yayın başlarına başlayan çocuğum ağabey ya. Ama bu ben size bir şey söyleyeceğim Aydın Hanımcığım. Sizin çocuğunuzun çevresi zaten o köy. Yani bugün değil. Şimdi bizi Diyarbakır'da izleyen adamın köy çevresi değil işte. O çevre değil yani. O köyde zaten bu konuşuluyor. Zaten tamam. Herkes her şeyi biliyor. Biz zaten Müge Hanım çok her kalmadık. Her şeyi biliyor yani, da Müge Hanım bu benim yani ya, bir şey yaptığımın şahidi mi yani? Veyahut tamam. Da ben Yasemin'e yazmışım. Bunun bir örneği olmasa çıkarsın ne yazmışım? Söylesinler açıkça burada. Yani burası hesaplaşma yeri sonuçta doğru mu? Evet Yasemin söyle. Ya söylesinler ben ya söylüyorum yazdıysam. İşte kayınvalidemin kartının yüzünden oldu Müge abla. Yani ben bu sırayla bakıyoruz biz biliyor musun? Ben alnım ak yani bunları ben baktılar, burada. Ben herkes için her bana gönderdim. Hesabımı verebilirim. Ya ben de o kadar doluyum ki ağzıma ne gelirse söyledim işte. O bana ben onu. Benim karakterimde değil yani ki yengeme öyle bir şeyler söyleyeyim. Ama tamam o sinirle o ithamla küfür ettim. Azalımca laflar söyledim. İnkar etmiyorum. Nazım bir şey söyleyeyim mi? Bak buyurun. Yemin ediyorum sana kabus gibi hissediyorum bazen aynen. Şu programda yaşananları. Doğrudur. Sen böyle söylüyorsun, sen başka bir şey söylüyorsun. Sonra buraya geldiğinde böyle söylüyorsun. Ben sizi anlayamıyorum yani. Ya Müge bir Hanım. Şey biz, ben bir şey saklamıyorum ki Müge abla. Her ben, şey ortada. Ben bir şey söyleyebilir miyim Müge Hanım? Ne söyleyebilirim Müge abla? Varsa bir şey sen bana yani. Demedin mi? Evet Nazmi ile aramızda yaz. Bir şey oldu ama dedin çocuk ya, olduğu dedi, zaman ya dedikodu oldu dedim Müge abla ben utandım söyleyemedim. Ben yani dedikodu çıktı dedim. Dedim oldu derken yani söylendi adımız dedim çevrede de demek istedim yani. Hayır bak işte Kadriye de söyle yan yana dedik. Ben Şevki Hoca da oldu. 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 Olay oldu olay. Yani aramızda bak. Bir şey yok. Ben... Duygusal. Ama başka da kimse olmadı dedin hayatımda dedin. Ya bebeğin tek bir olay falan. Oldu dedim Müge ablacığım. Tek bir olayım oldu bu şeyde. Öyle bir duygusal yakınlaşmamız, ya. Öyle bir ilişkimiz asla. Kesinlikle öyle bir şey asla olamaz. Bir şey. Bende olamaz yani ya. Bu yani bana böyle büyük bir iftira ya. Ya aranızda bakın Yasemin Hanım. Yani duygusal bir şey olmasa Nazmi Bey size sadece kızdığı bir sebepten küfür içeren mesajlar yazmış ben olsa... Ben sana bir şey söyleyeyim Yasin, ben o yüzden gidesin kusura bakma. Ben senin hiçbir dediğine inanmıyorum. Hocam annesinin öyle benim... Yani sen eğer Nazmi'ye iftira da attıysan eğer... Hayır. İftira. O zaman ben İftirat senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ben kusura bakma, sana ben dün ne dedim burada? Bak yavrum dedim, senin çocuğunu arıyoruz dedim. Yani biz aynı taraftayız tamam mı? Ve senin kimle ne yaptığının şahsi olarak yani ben Müge Hanım olarak sayayım... Şahsi olarak benimle hiç ilgilendirmiyor. Bana ne yani? Benim hiç kimsenin gibi beni ilgilendirmez zaten. Beni bilen bilir. Ama bu çocuk eğer gittiyse bu ilişkiler yüzünden gittiği de ortada yani. Bir şey olmuş. Ne neden? Olabilir, köyde 2 yaşında sadece ikinizin mi çocuğu vardı? O zaman evet. Küçük olan ikimiz. Yok. Benim oğlan vardı. 5 yaşında. Bir de Emriye ablanın kızı koca vardı. Köyde bir de 2 yaşında 2 tane yani mi? 2 evet. Tane çocuk vardı. Ben, çocuk benim vardı. Kızım bir de o vardı. Başka hiç çocuk yoktu. Yoktu. Ha. Ve neden 2 çocuğu beraber aldılar götürdüler de birini bıraktılar birini götürdüler. Seçiyorlar. Hocam bak. O tercih sebebi neydi acaba? Seçiyorlar. Onu biz de bilemiyoruz hocam. Hani. Tercih sebebi size niye isabet etti? Öbürünü niye bıraktılar? İşte bilemiyorsun ki. Bu adamın bu var bir sorunu mesela. Gitmiş o adamla tartışmış. Benim kimsenin düşmanım olmaz benim. Kimseyle bir takıntım olmaz. Yani bunun düşmanı var mı? Benim de yok hocam. Yani zaten senin düşmanın demek bunun düşmanı tabii demek. Tabii onun düşmanı benim düşmanım. Tabii ki. E bitti. Ya sadece ben olaya karışmamak tabii ki aldık her şeyi. Onun da yoktu. Hani bizim ya onun da yoktu. Bu olaylar başlayınca oldu bunlar. Arkadaşlar. Şimdi bence bize başvuran tarafın bize yardımcı olması lazım ki en başta. Yani biz ondan sonra etraftan yardım istemeliyiz. Evet. Bilgiler sizde yani. Ama siz o bilgileri doğru aktarmazsanız... Bütün bilgileriniz doğru ne biliyorsak ya da ne duyduysak söylüyorsanız... Yani ya, her şeyi kim ben ya dedi. Unuttuğumuz şeyler olabiliyor arada hatırlayabiliyor sonra ama... Yani hep her şeyin doğrusunu bildiğimiz kadarıyla anlattı.
Yani ben çocuğum arkadaşlar, için buradayım. Size bir şey söyleyeyim mi? Valla bak, bu bencillik denen şey üzerinde çok tartışılması gereken bir konu. Ben hala kendinizi düşündüğünüzü düşünüyorum. Hatta o gün tatlıya giderken bile yine kendinizi düşündüğünüzü düşünüyorum. Bana ne abi, kadın tulumba tatlısı yapacakmış. Gitsin alsın pazar şeyden, çarşıdan yarım kilo yesin. Tulumba tatlısı ne kadar yenir? İşte ısrar etti, gidelim gidesim yok. Hayır dedi. Senin ısrar çocuğun var aç, üstünü gidelim, pislemiş. Gidelim. Senin çocuğun üstü pisliyor. Kayınbiraderini eve gönderiyor. Bunun çocuğu aç. Bir de onunla mama yapıyor. Ömer ona gönderiyor. Öyle tabii. İki yaşında çocuk sokakta olmaz kardeşim. Aa, bu da benim anneliğim için olmaz. Olmaz. Seninkini de kayınbederin işte üstünü pislemiş, sana göndermiş. Üstünü pisleme diye bir şey yok. Bu kayınbiraderin bunu şeyini veremez yani, notunu. Herkes kendinden sorumlu. Ben çocuğumla ne kadar bağım olduğunu biliyorum. Seninki de gitmiş. Tamam da ona... Seninki de gitmiş. Ben... Senin o bağında senin çocuğun da gitmiş. Ama nasıl şu an ikisi de götürülebilirdi. Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Orada mesela oturuyorlar ya, ben hani karşı tarafta evde oturuyorum. Burada oturuyorlar zaten, evet. Bir dakika. Çocuklar bu aşağıda gözüküyor diye bunların şeyini. Ben karşı tarafa çağırıyorum mesela Ömer abi falan. Orada bayağı bir kişi oturuyor diyorum. Çocuklar nerede diye çağırıyorum. Oyunu ye diyorlar. 2-3 defa sesleniyorum bak bu yarım saat içinde. Az kendimi anlatabilir miyim? Oradan ben o anda zaten elimdeki işi bırakıp çıkıyorum zaten. Hani ben uzun bir süre geçmiyor bu arada. Bu şeye müdahale eden de benim. Benim anneliğimi asla kimse sokulamasın. Tabii tabii. Asla yani kimse sokulamasın. Yani ormanda bulunan çocuğun, iki yaşındaki çocuğun annesinin anneliği sorgulanmasın. Orada zaten, ben, orada oturanlar var diye. Kimse kimseye hiçbir şey söylemesin abi bu memlekette. De, yani herkesin bir savunması var. Bırakılmaz abicim. Bana bunu hiç anlatma. Tamam, köy hayatına bana söylüyorum. Bunu anlatma. İki yaşındaki bebek bahçeye bırakılmaz. Bırakılmaz yani. Köyde nasıl biliyor musun? Köyde böyle şeydir, hani böyle şehir gibi değildir. Hani habire şey yapmazsan ne olur? Orada dersin kayırmanın evi var. Orada öbürü var. Hani ne çevrede oldu işte, ne oldu? Birbirlerine gözetler şey düşüncesi olur. Herkes böyle köyde elinden tutup gezdirmez çocukları. Böyle bilip bilmeden yani yorum yapanlar da Allah'a havale ederim ya. Valla şey çok demiyorum. Bilip bilerek yorum yapıyorum. Ben de yapıyorsam çok bilip ben de bilerek yapıyorum. Orada zaten yanı tepe. Orada zaten araba var. Sonra diyorsunuz ki oradan tıraş yapmaya o çocuk geçti. Buradan bu geçti. Oradan çoban atlatıyordu. Ama akıla gelmez ki Müge Hanım. Bak çocuk alınmasa niye zaten aklınıza gelmiyor? Hiçbir çocuğa zarar gelmemiş şimdiye kadar da. Hani düşüp de hani herhangi bir sıkıntı yaşamamış, bir şeyler olmamış. O zaman sadece onu oluyor. Ya biz büyümüşüz. Hayır, bir şey olmamış yani. Çocukluktan gelen insanlar. Hayır, hayat bile. Sizin yani 7 tane erkek kardeşin büyütmesiyle mi? Yani sağda solda falan onlarla ilgili mesela bir televizyon izlemez misiniz? Bir habere bakmaz mısınız? Bir Müge gazete Hanım, okumaz sizi, mısınız? Sizi çok izliyorum, yemin ediyorum. Böyle tanışmak da istemezdim sizinle. Gördün kaç tane çocuk kayboldu? Çok aşırı derece hayranım. Nereden kayboldu yani, köyden? Sağlık nereden kayboldu? Köyden kayboldu. Müge Hanım, siz benim sözüme itimat edin. Bakın bunlara da söylüyorum. Benim sözüme kesinlikle. O zaman senin sözüne itimat ediyorum. Nereye gitti bunların çocukları? Ben hiçbir bilgim yok o kardeşlerden. Annen aradı mı çocuk birine vermek hiç için? Hiç bilgim yok. Annemi de sorun. Hani çevreden yine sorun. Hani hiç sıkıntı değil. Hani ama yaşadığı, ben senin annenin bunu bak kötülük için dediğini söylemiyorum. Hiç duymadım ama Müge Hanım ya. Hiç bu konularla işi olmaz o yani. O hayır işlemek istiyor. O bir çocuğu olmayan birine çocuk vermek istiyor fazlası olan varsa. Ama yapacak bir kişi değil Müge Hanım ya. Çevreden yine sorun mesela. Fazlası olanı da ben söylemedim abi yani. İhtiyacım yok diyen de Mevcut'in karısı yani. İhtiyacım yok ne demek? Yok, annem fazlan böyle şeyde var verin demek yani. Müge Hanım, annem böyle bir şeyde yapıda bir insan değil ama. Kendi hayatıyla tamam, uğraşan şimdi biliyor. Önce biz Mümin Bey'e bir gelelim. Mümin Bey kim? Mümin Bey Mecit'in aslında abisinin oğlu. Benzer yaşlılar babasının ikinci evliliğinden olduğu için Mecit. Ve o sırada Mümin Bey'in bir kasap dükkanı var. Mecit Bey de orada çalışıyor. Şunun da altını çizelim. O kasap dükkanının önünde aslında Gülbahane Hanım ektiği biçtiği bir şeyleri satarken Mecit'le tanışıyor. Yani Mecit onunla aslında tanışırken Mümin de bilir bunu herhalde. Çünkü siz görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bence kendi aranızda kadın bana baktı falan da yapıyorsunuzdur. Ama şimdi şu anda kimse kimseyi tanımıyor da yani o yüzden söylüyorum. Ve işte bu dönemde hani Gülbahane de orada tezgah açtığı için Yasemin de oraya gidip gelirken ya da Mecit gelip gelirken Mümin Bey'le ilişkisi olduğunu iddia eden bir izleyicimiz oldu. İddia aslında şu, bu sadece Mümin'in adı şimdi ortaya çıktı. Ama ilk bağlandığında köyde şunu da dediler Ömer Bey. Ömer Bey kendi çocuğu olmadığını öğrendi, kendisi verdi dediler. Kendi baba başına bir iş getirmiş dediler. Yasemin çocuğun babası başkası olduğu için gidip çocuğu ona teslim etti dediler. Sonunda da bu ismin Mümin olduğu aslında iddia edildi. Kesinlikle yani, ben her şeyi gözümün önüne aldım. Her şeyi
desinler. Ben Allah var yukarıda. Ben çocuğumun peşindeyim. Evet. Hiçbir dedikodunun peşinde tahmin değil. Tahmin üzeri konuşuyorlar bence onlar. Evet, köydeki iddialar bunlardı. Biz de Mümin Bey'i bulduk, konuştuk. Mümin Bey zaten Mecit Bey'le çok da bu olaylardan sonra, yani Gülbane ve çocuk kaçırılmasından dolayı yollarını ayırmak istediğini ve daha sonra da yollarının ayrıldığını söylüyor. Yasemin'i hiç tanımadığını söylüyor. Yani Yasemin'e de sorun, göz göze gelmişliğim bile yok diyor. Anıl burada bizi izlesin çünkü Anıl her ne kadar ben o gün bebeğin Mümin'in oğlu tarafından kaçırıldığını görmedim, hatırlamıyorum. Neye düşmüştü? Çene kırıcının içine düştüm, o yüzden hiçbir şey hatırlamıyorum dese de Mümin Bey diyor ki evet, bir ya da iki çocuk diyor. Benim oğlumu gördüklerini iddia etmişler Gamze'yi kaçırdığına dair. O yüzden benim oğlum bu şekilde ifade verdi diyor. Yani Anıl senin hatırlamadığını suçladığın kişiler hatırlıyorlar. Yine bunun altını çiziyorum. Sen de biraz artık aklını başına al çocuğum. Hadi bir izleyelim Mümin Bey neler söyleyecek. Kaçırıldığından şüphelenilen 2 yaşındaki Gamze'nin annesiyle küçük çocuğun yengesinin ilişki yaşadığı Mecit Yıldırım'ın o dönemki patronu arasında bir ilişki olduğu iddia edildi. Bir yıl öncesinden duymuştum yakın tarafından. Yasemin'in kasap Mümin Bey ile ilişkisi olduğu, bu ilişkiden dolayı bu çocuğun olduğu, o kırmızı arabanın doğru olduğu, oğlunun gelip oradan o çocuğu aldığı, İstanbul'da Beykoz tarafından durumu iyi bir aile evlat olarak verildiği bilgisini öğrendim. Çocuğun kaybolmadan önce Mümin'i tanıyor muydu? Yok, tanımıyorum. Köye gelmişti işte, kurban kesiyorduk. Ya kasap ya, orada tanıdım ben onu. Yasemin Gündoğdu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen Mecit Yıldırım'ın da yeğeni ve o dönem patronu olan Mümin Bey hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yasemin Hanım'la iddia edildiği gibi bir ilişki yaşadınız mı? Kesinlikle hayır. Ben televizyonda gördüm, öyle de tanıdım onu. Hayretler içindeyim yani. Bu iddianın kaynağının ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Gizli tanık denen bayan kimse bunu neye dayanarak böyle bir lafa attı ortaya? Kafam şey gibi karışık. Kesinlikle böyle bir şey yok yani. Böyle asla yok. Aslında bu sadece tek bir gizli tanığın iddiası değil de bunu birçok kişi gündeme getiriyor ama o kişi de röportaj vermeyi kabul etti. Sizin daha önce kulağınıza hiç böyle adınızın geçtiği bir iddia geldi mi? Kesinlikle hayır. Yalnız şunu sormak istiyorum. Yasemin bacım, beni iki kelime benimle bu zamana kadar ettin mi? Kendisi köylerine kurban vakti gittiğinizde sizi tanıdığını söyledi. Malum kurban, ben kasabım. Onlar da hayvan kesiyorlardı, orada cami var, caminin alt yanında. Orada dediler ki sen kasapsın, bize yardım et dediler. Ben de bu hayvanı yıkamadılar, yıktık, kestim, yüzdüm, yardım ettim. Oradan İki tanemine deri aldım, gittim yukarı başka yere gittim. Bu olay bu. İş için mi gitmiştiniz? İş için gittim tabii ki. Bu kasap Mümin demişler, orada ismimi duymuş zaten kadın kardeşim. Zaten kendisi söylüyor kadın. Bu Gamze'nin kaybından önce mi sonra mı olmuştu? Sonra. Bu mesele 10-15 yıllık bir mesele ya. Benim oraya gidip deri almam falan. Bu Gamze'nin kaybından sonra olduysa aslında Ömer Bey'in kızı kaybolduktan sonra sizin oğlunuzun onun kızını kaçırdığı iddiası üzerine de dükkanınızın önüne geldiği iddiası da var. Aslında o yüzden de gösterilmiş olabilir misiniz o kişilere işte kasap Mümin bu diye? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Benim dükkanımın önüne geldiklerini falan ben bilmiyorum ki ya. Ben Ömer Bey'i tanıyorum. Nereden tanıyorum? Ben lokantacıyım ben. Esnafım. Simayen tanımadığım insan yoktur yani Gölköy'de. Çok azdır. Peki amcası Mecit Yıldırım'ın ve oğlunun da adının geçtiği Gamze'nin kaybolma olayını nasıl duymuştu? Peki siz bu çocuğun kaybolduğundan nasıl bilgi sahibi oldunuz? Burası küçük yer, duyuldu işte çocuk kaçırılmış falan diye. Öyle duyduk olayı. Kim kaçırmış? İşte Mecit kaçırmış. İşte bunların dostluğu varmış. Onu suçlamışlar. Peki Mecit Bey sizin yanınızda kaç yıl çalıştı? 15-16 yıl çalıştı benimle. Siz Mecit Bey ile İş anlamında yollarınızı kaç tarihinde ayırdınız? Zaten olayı duyduktan sonra ben rahatsızlık başladı bende. Yani rahatsız oldum. Bu Gani Hanım'la ilgili dedikodular çıktıktan sonra. Bu olay çıktığı zaman benim dükkanımın isminin böyle bir şeyde mevzuda geçmesi beni ciddi derecede rahatsız ediyor. Çıkarmayı düşünüyordum içimden geçen bu olaydan dolayı. Ben sonra anahtarımı aldım. Hala da Mecit'le selamun aleyküm aleyküm konuşmam bile, bir araya gelip konuşmam. İddialar şu yönde. Mecit Bey ile Gülbani Hanım'ın ilişkisi varken aynı süre zarfında sizin de Yasemin Hanım'la ilişkiniz olduğu yönünde. Bana bir kişi gelsin desin ki Mümin Yıldırım burada gördük desin, benim yanıma getirin. Olamaz zaten. Aslı başı yok ki kardeşim. Gamze'yi kaçıran kişi olduğu söylenen oğlunun o dönem jandarma karakoluna teşhis için çağrıldığını da kabul ediyor Mümin Bey. Sizin oğlunuz bu konuya nasıl dahil oldu? O süreçte
mesela oğlunuz neler yaşadı? Nasıl dahil oldu? Onu da anlatayım. Jandarmadan aradılar. Burada dedi bir çocuk mu, iki çocuk mu? Çok iyi hatırlamıyorum. Var. Oğlunuzun dedi ifadesini almamız gerekiyor. Tabii dedim hayır. Oğlunuzla ilgili iddiada bulunan iki kişi mi varmış? Varmış o zaman. Benim oğlanın yüzünü gösteriyorlar. Benim çocuğum onları görmüyor o zaman. Hiçbirisi demiyor ki bu demiyor. Yani biz bu değil diyorlar. Çocuğun ifadesini alıyorlar, geliyor, olay bitti. Köyde konuşulanlardan biri de Mümin Bey'in jandarmada tanıdığı birilerinin olduğuydu. Bu durumla ilgili de açıklama yapıyor. Siz o dönemki jandarma komutanıyla bir yakınlığınız var mıydı? Jandarma komutanına ne yakınım yok. Bak şey, ben her şeyi açık söylüyorum. Benim damadım vardı. Üsteğmen şubedeydi. Ben jandarma komutanıyla falan böyle bir yakınlığım, bir enişteliğim şunun bana asla yok. O dönemde sizin ya da bir yakınınızın oğlunuzla kullandığı bir kırmızı araç var mıydı? Önemli bir mevzu. İddia şu ki diyor ki Ömer Bey, biz bir takım şikayetlerde bulunduk, dilekçeler verildik ama daha sonra bu dilekçelerin ve şikayetlerin dosyadan alındığını fark ettik. Yani daha sonra gittiğimizde bizim dilekçelerimizle ilgili bir işlem yapılmadığını öğrendik. Sizin böyle bir iddianız vardı. Bunun üzerine Hüseyin sordu Mümin Bey'e. Hala aynı iddiayı sürdürüyor musunuz? İşlem yapılmadı. Ben dilekçeler alındı diye söyledim de karakolu bağlamışlardır diye söyledim. İşte Ömer Bey de karakolu bağlı. Yok ablacığım, ben bizim ifademizi aldılar. Çocukları, çocuğu ve bunu Halil İbrahim'i savcılığa götürecek dediler. Biz de abimle beni de gönderdiler. Tamam. Karakol komutanından şüpheleniyorum dedim. Bunu konuştum. Bantlara bakabilirsiniz. Ben dilekçelerim alındı. Dilekçeyi çaldı dedi. Bu söyledi. Bu söyledi. Ben kendi dilekçemi aldı dedi. Bu dedi. Bu söyledi. Hatırladım. Bu dedi ki gittim ben savcılığa dilekçeyi baktım demiş. Ben verdim dilekçeyi. Ay Niyaz Dudum verdim içeriye. Ben sordum demiş. Yok demiş. Benim söylediğim öbür türlü yani. Dilekçeleri siz verdiniz. Dilekçe savcılığa. Tamam ablam. Savcılığa. Aynen bu ifadeyi verdim. İfade verin. Dilekçeyi kim verdi? Bir dilekçeden bahsediyorsunuz. Ya Gülbahane Hanım'da bir dilekçe vermiş. İfade sonra Ömer Bey'e gittiğinde o dilekçeyi orada bulamamış. Evet. Ama işte hangisi doğru söylüyor ben oralarını ben bilemiyorum. Yani bu soruyu biz o yüzden sorduk. Onun altını çizmek için söylüyorum. Ama bak sen senin işte o çocuğun şikayetinden dolayı bir şey yapılmadığını düşünürken aslında iki tane mi diyor, bir tane mi çocuk hatırlamıyorum diyor. Herhalde Anıl o yanındaki abisiyle beraber oraya getirildi. Onur. Anıl mı? Onur mu? Onur yoktu. Tamam Anıl'la Onur. Herhalde Anıl'la Onur'u getirdi jandarma. Benim çocuğum onları görmemişse teşhis işlemi yapılırken de benim oğlumu bu diyememişler. Teşhis edememişler yeterince diyor. Yani aslında işlem yapılmış senin haberin evet. Yok her zamanki gibi. Çünkü sen oradaki duvarcı ustasıyla hoşbeştesin. Ben duvarcı ustası 2 sene sonra geldi. Bana ben dedi burada çalışıyorum. Geldi bana dedi ki ben senin işleri takip edeceğim. Sen ne biliyorsan, tamam, ne konuşuyorsun, işte, nasıl, yani ne yaşadıysan söyle dedi. Ben sizi ve kardeşlerinizi de anlamıyorum. Yani Ömer'i de o kadar yalnız ve başıboş bırakmışsınız ki. Ben sizi de olayım. Ben çocuktan sonra gittim Çanakkale'ye. Zaten bir yıl bir haberim olmaz. Bir değil. Yani bir şey. 4 yıl hiçbir yani şey yapmadık. Evet. Bir araya gelemedik zaten biz. Hayır, Çanakkale'de ayrı oturdum. Bir aylığına köye geldim. Bir dakika. Buyur hocam. Bilgisi varsa der ki ben şunları gördüm. O bildiklerini anlattır. Yoksa anlasın, ben, hocam, ben senin işini takip edeceğim. Gelsin duvarcı buraya. Ustası ne hangi sıfatla senin işini takip ben edecek? Ben kaziyim dedi. Ben askeriyenin adına çalışacağım. Sen ne bilgin varsa bana söyle. Aha bu ev telefonum, bu da cep telefonum. Beni her saat arayabilirsin dedi. Tamam, ya bunlar senin istismar etmiş. Maddi olarak istismar etmiş. Kimseye de söyleme dedi bana. Aman Allah'ınızı sever. Yani ben yaşadığım olayı anlatıyorum hocam burada. Tamam yani işte... Kim önüne gelmişse bir tokat vurmaya çalışır. Evet. Ama maddi olarak ama manevi olarak. Yani siz burada ben ne anlatmam gerekirse anlatmak zorundayım. Tamam, çocuğum için kardeşim. Ben burada her şeyi yani anlatmam lazım. Onlara da itimat etmemeniz lazımken her önünüze gelene... Hocam denize yani, düşen yılana sarılır diye bir söz var. Bizim nereye sarılacağımız belli değildi. Yani bunu... Kim ne dese yanıyordu. Bu acıyı yaşamayan kimse bilmez. İçimiz yanıyordu. Her bir çocuğun lafına da inanıyordum ben yani. Bir çocuğun lafına. Ben orada bir gece bir sokak çocuğunun yüzünden sokak çocuğu... Ben böyle bir sarı, elimizde kayıp ilanı verdik, kağıt vardı. Böyle birisini gördüm dedi. Ben sokak sokak bir gece sabaha kadar dolandım. Yani evlat acısı bu. Çok yalnız kalmış ya. Kimse de destek vermemiş. Anlayamadım ben hala. Konuşmuyor yani. O zaman bak işten içe aramış olabilir. Bizim bilgimiz yok bu kadar. Ama bunların böyle... yoğun bir şeyi olmadı, çabası olmadı benim gözlemlediğim kadarıyla. Hani belki hani... Ya sen nereden biliyorsun? Sen gitmişsin Çanakkale'ye. Tamam. Nereden bilmiyorsun? Tamam, benim oraya gittiğimi... Yoğun derken ne demek istiyorsun? Bak yani? Şimdi gel sen. Nereden biliyorsun yoğun olmadığını? Ben mesela hissetmedim. Tamam, belki
Gizli kaçamak hani aradı. Sen aldın başını gitti. Ya niye gidiyor? Yani. Niye gizli kaçamak arasınlar yani? Tamam da ben hissetmedim yani. Böyle hani Allah ne yaparsın? Gözünü karartırsın, yürürsün ya dersin ki arkamdan gelen. Ben gidiyorum ne olursa olsun bana. Ya korktum ben. Sen niye destekçi olmadın o zaman arkamdan? Ben bana dile gelmedi. Bana böyle bundan da korkuyordum, ondan da korkuyordum. Niye olmadın? Ya korkuyorduk. Doğru söylüyordum ben. Bize herkes söylüyordu. Bu adamlar böyle tehlikeli. Bir dakika dur. Ben bir şey daha söyleyeceğim Müge Hanım. Size gerçekten diyorum ya. Bizden şüphesi varsa bak. Yanında söylüyorum. Eğer bizden, hani eşimden, benden hiç fark etmiyor. Annem tarafından, hani ailem tarafından bir şüphesi varsa sonuna kadar söylesen. Şu an söylesin. Hani sonra da değil. Şu an söylesen. Hani ben buraya sadece boşuna geldim. Yani diyor ki benim altında kalmak istemiyorum. Bundan sonra başka evet, bir benim adım aramadım. Benim annemin adım aramadım. Ben zaten ilk önce evde herkese sordu. Aile şeyinde biz, sordu. Yani ama bak şunu aileye sor da cevap verir misin lütfen? Diyor ki ben onda o duyguyu görmedim diyor. Görmedim Müge Hanım ya görmedim. Ne gördün? Sakin normal gördüm yani. Hani benim gözlemlediğim buydu. Öyle sakin ne miydik? Vallahi kusura bakma ya. Vallahi yaz. Böyle paralamadım. Hani ortalığı paralamadım. Ya ben içimde yaşadım. Ben Ömer abiye sen nereden biliyorsun? Müge Hanım. Sen yaşamadın çünkü öyle bir acı ki ben yaşadım. Ömer abiyi bu konumda görmek istemezdim. Baştan aydın. Hani düşene bir tehmet siz atın. Çok samimiyim bu konuda da ama ben çaba görmedim yani. Kendi gözlemlediğim kadara. Allah hani helal olsun sağ ol. Yasemin Hanım da mı görmedin, Ömer Bey de mi görmedi o çabayı? Genelde görmedim öyle söyleyeyim. Hani ben belki de ben hissetmedim. Sen hani neredeydin? Çok... Sen neredeydin? 9 gün sonra gittin ya. İstanbul'da mı? Ben bir de ondan sonra. 10 gün sonra gittin 10 gün. Hatta hani ben sana gitme Ayden beni böyle bırakma demedim mi? Bak şimdi. Bak Allah aşkına. Ben onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyor. Çok durmadım. Gitme Ayden dedim beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ama o anda sizin çabanızı görsem ben o kadar vicdansız değilim mi gel lan? Ben temizliğe gidiyorum bir örümceği bile hani öldürmeden dışarı atmayı düşünen bir insanım yani. Ben acımasız bir insan değilim. Reklama gireceğim dedin ki ben korkuyordum. Gülbani'den de korkuyordum. Niye Gülbani'den korkuyordun? Korkuyorduk işte ne bileyim Müge abla. Niye? O zamanlar dediği dedik çaldığı düdüktü vallahi. O zamanları. Hep benim üstüme gelmediniz mi? Çocuğu sana ettin, ailece kardeş çek, eltecek. Hepimiz aynı tamam. Bunun üstüne de geldi. Hepimiz şey benim üstüme geldi. Gelmemiz lazımdı ama. He, gelmemiz lazımdı. Ama ben de gelmemiz lazımdı. Güç olarak mı? Ya sen seni öldürmediğimize dua et yani. Üstüne gelmişlik de biz ne yapmış olsa? Öldüseydi. Sebep sensin. Gelmemiz lazımdı. Hayır hayır. Gülbani seni döver diye mi korkuyordun? Aynen. İftira bir şey. Ama diyorsun sen Gülbani'nin niye bunu bakmadın? Geleni niye gözetlemedin? Gideni ben niye gözettim Müge abla? Bunun senin bir Ayşe yengesi var, Emre yengesi var, Ayda yengesi var. Ben niye gözetleyeyim Gülbani'yi? Senin Gülbani Hanım'ın bir açığını mı biliyor? Bana ne? Arkadaşım diyorsun hani bak Rahan Bey bir şey soruyor. Efendim hocam. Diyor ki güç olarak mı korkuyorsun? Açığından açığını mı biliyor korkuyorsun? Senin bir açığını mı biliyor? Yok yok yok. Hani Müge abla diyor ya hocam. Korkman için. Yok hocam korkmuyor hocam. Fiziki korku durumu yok. Dövme durumu fiziki diye korktum yok. Diyor. O fiziki zaman, korktum evet. O zaman fiziki. Benim bir açığım olur da hayır, hayır, aman hayır. Bu ortaya atar diye bir korku değil de çekinmek ya olur. Ya hocam. Bildiklerinin hani üstüne, üstüne gidemezsin. Üstüne gidemezsin. Onun üstüne. Hayır hayır. Fizik, benim açığımı yakaladığı için. Döver hocam. Diye korktum diyor. Ya dövmeyle ne alakası var ya. Dövmedi ama hani sen diyorsun ya niye gidip sana niye geliyordu şöyle bu adam. Şöyle bir ayağa kalkar mısınız? Bir o zaman daha heybetliydi bu, böyleydi Müge abla. Korkuyordum, yalan yok. Ya, ne öyleydi daha? Heybetliydi bayağı. Gülbani de heybetli. Çok sayıkladım. Yani. Gülbani Hanım daha yapılır canım. Hocam Gülbani Hanım şey hani. Evet abla. Ya hocam yani kimse kabul edemiyordu. Hayır yani şimdi senin çocuğunla ilgili bir şey oldu. Sen onu bir tarttın, o beni döver diye mi onun üzerine gidemedin? Müge Hanım. Hani sen diyorsun ya. Gerçi valla o da hiç öyle de belli olmuyor. Ben bazen görüyorum. Şöyle bit gibi adamlar tamam mı? Kavgada... Adam böyle bir şey oluyor i̇şte, yani ovalara sıçrıyor 3 metre falan böyle kalıyoruz. Ayırmak falan mümkün değil. O da öyle belli olmaz valla. Müge abla bir şey daha söyleyebilir miyim? İstediği kadar güçlü olsun şöyle yapıştın mı saçına koparana kadar çocuğun söz konusu yani. Ya çocuk için değil Müge abla. Ablacığım bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben de sanki çok dövüşürmüş gibi anlatıyorum. Neyse ben tek kız mıydım ben dövüşmeyi bilmem ne ama dövüşmem de gerekirse hiç. Yani öyle bir şey yok ya Allah göstermesin. Müge abla. Müge abla da hayatım yani ben dur Müge ablam söyle ne? Yani biz o zaman milleti suçlarken ben o Cahit'ini de suçlamıştım. O akşam geldi abisi kendisi abileriyle o geldi, belber evet. Yaptığım dediği kişi bize girebi falan bu şekilde kafamıza bize böyle biz yapmadık falan diye bize tepki gösterdiler. Ha şimdi berberi mi konuşuyoruz şimdi mümindeyiz tamam, ya. Tamam anladım. Yani ya unuttuğumuz şeyler olabilir diye. Aklıma gelen şeyi söylemek zorundayım. Yani burada ben bir çocuk için gelmişim. Ya bir şey söyleyeyim hakikaten ya. Bunların ikisi aslında çok garibanlar ya. Yani çok da yalnız kalmışlar böyle evet. Düşünecek olursan.
Herkes de kapılarına gelmiş gelmiş onları da sindirmiş. Evet. Gülbahar'ın da evet Yasemin eğer isterse ikiye ayırır vallahi. O da ondan korkmuş herhalde ama bilmiyorum ki senin de yok mu yavrum senin yani iki kişi olun. O zaman madem bak şöyle bir şey var. Bak şöyle bir şey var. Her şeyde kaba kuvvet değil. Bilgi güç dediğin şey bilgidir aslında. Evet. Camdan baksan göreceksin onunla. İşte sana al bilgi güç. Çok geciktik reklama gireyim. Yani... Siz o dönemki jandarma komutanıyla bir yakınlığınız var mıydı? Jandarma komutanıyla yakınım yok. Bak şey ben her şeyi açık söylüyorum. Benim damadım vardı. Üsteğmen şubedeydi. Ben jandarma komutanıyla falan böyle bir yakınlığım, bir enişteliğim şunun bana asla yok. O dönemde sizin ya da bir yakınınızın oğlunuzun da kullandığı bir kırmızı araç var mıydı? Sizin araçlarınızın rengi neydi? Burada taksim vardı. Benim arabam vardı da beyazdı. Yani bizim kırmızı arabamız falan yoktu. Hiç kırmızı aracınız oldu mu peki? Oldu 1995'te. Bir iki sene sonra sattım. Sitecin Toros. Halamın oğluna sattım. Erol Erdoğan diye birine sattım arabayı. Çocuğun bulunabileceğini düşünüyor musunuz? Siz çocuğun kaybıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bilinçli olarak kaybedildiğini düşünüyorum ama bunu Mecit Yıldırım'ın yaptığını düşünmüyorum. İddia edildiği gibi Mecit Bey sizden çekinir mi? Kesinlikle hayır ya. Niye çekinsin ben? Niye çekinsin? Mecit benim yanımda o zaman çalışan bir adam. Oğlunuzun ya da sizin Karahasan Köyü'yle ilgili bir bağlantınız var mı? Var. Benim annem Karahasan Köyü'nden. Ama benim oğlum Karahasan Köyü'nün yolunu bilmez be kardeşim. Sizin oğlunuz bu kayıpla nasıl ilişkilendirildi o zaman? Nasıl ilişkilendirildi? Mecit benim yanımda çalıştığı için ilişkilendirildi. Siz oğlunuzun bu kayıpla ilişkilendirildiğini öğrendiğinizde bunu araştırdınız, soruşturdunuz şimdi mu? Araştırmadım, şöyle ciddiye almadım olayı. Sizin oğlunuzun şu anda da sizin için bu çocuğu, hatta belki de kardeşi olduğu için bu çocuğu kaçırıldığı iddia ediliyor. Buna ne söyleyeceksiniz? Sadece gülüyorum. Elin çocuğuyla benim çocuğumun işi ne, bizim işimiz ne? Mümin Bey, Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu'ya da tepkiliydi. Çocuk meselesi bu ya. Bu tavuk civcivi değil ki. Senin çocuğun kayboluyor, sen ortalığı yıkman lazım kardeşim. 2 yaşında çocuk kayboluyor. Araştırmıyorsun, şey yapmıyorsun. 20 yıldan beri susmuşsun, seni susturmuşlar. Mevzuya bak ya, bak bahaneye bak. Aslında sizden çekindiğini, korktuğunu da söylüyor. Siz kardeşim, korkulacak insanlar mısınız? Niye çekiniyor? Biz niye korkulacak insanlarız ya? Hayır, ben öyle bir iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Öyle bir şey olur mu? İddialardan bazıları da şu. Çocuk kaçırıldıktan sonra bunu 3 gün annenizin evinde sakladınız. Daha sonra da İstanbul Beykoz'daki hali vakti yerinde bir aileye verdiniz. Sen söylüyorsun, ben duyuyorum. Benim annemin de evimde saklanmış. Yemin ediyorum gülüyorum ya. Ya siz söylüyorsunuz, şu anda bu mevzuyu ben duyuyorum ya. O üçgende 2 üçgen var ya orada. O bayanları da arayacaklar o şeyi. Yasemin Hanım başta. Yani bilir çocuklarını, çocuğun orada o şekilde çocuk kaybolmaz. Onlar çözerler bu konuyu. Çözülür o iş. İddia edildiği gibi beni o mevkide kim gördüyse, nasıl gördüyse çıksın söylesin. Oğlunuzla ilgili? Aynen. Benim çocuğum oraların yolunu bilmez. Yani hiç kasap mümini tanımadım diyen bir Yasemin var. Ama ben dediğim gibi Yasemin de biraz herhalde üzüntüden aklı gidiyor geliyor diye artık hani öyle söyleyeceğim kibarca. Unutuyor mu bazı şeyleri? Mümin Bey diyor ki ben asla onu tanımıyorum diyor. Tabii şöyle bir şey var yani o gün kaçırılan bebek Aydan'ın olsaydı Aydan'la ilgili böyle iddiaları konuşacaktık. Bu da bir gerçek yani. Kimsenin de günahına girmek istemiyorum. Ama neden mümin gelsin çocuğu alsın o zaman? Hani müminse neden mümin gelsin alsın ki? Mümin'le senin de bilgin ya alakan yok. Yok. Mümin aldı demiyorsun. Biz mümin aldı diye değil mi? Oğlunun ya orada nasıl demiyorsun geldiğinde müminin demedin mi? Müminin annesinin görüldü. Müminin annesinin köyüne kaçırılmış 3 gün çocuk. Onu babama rahmetli babama söylemişler. Başka bu biri söylemiş. Babam mehterdi. Düğünlere giderdi. E tamam. Orada babama söylemişler. Siz çocuk aramayı çoktan kaybettiniz demiş. Çocuk burada 3 gün kaldı. Buradan gitti çocuk. E tamam. Diye. Kimin köyünde kalıyor? Bunların köyünde. Bunların köyü dediğin kimin köyü? Müminin köyü. Tamam, kimin annesinde? Annesi, bunun annesi, onun annesi ben bilmiyorum. O, yani bana o kadar net bir bilgi... Hanımefendi telefon attığımızda, o da benzer bir iddia ile aramızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, buyurun. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bütün Gölköy halkı aslında bunu konuşuyor. Mümin Bey de diyor ki, hani öyle bir şey yok diyor. Asıl iddia şu... Mümin Bey çocuğu kaçırıyor çünkü çocuğun kendinden olduğunu düşünüyor. 3 gün annesini de çuvalla getiriyor. Annesi Zayda Hanım da diyor ki bana diyor çocuk getirdiler. Çuvalda getirdiler. Sapsarı çok güzel bir kızdı diyor. Hatta diyor tutuyorlardı. Sonradan da diyor 3 gün sonra sattılar diyor. Mümin Bey'in annesi de bunu söylüyor yani.
Mümin Bey'in annesi bunu söylemiş. Bütün Gölköy halkı bunu biliyor. Gölköy halkı ama korktukları için Müge Hanım. Mümin ve Mümin'in oğlundan korkuyorlar onlar. Ondan dolayı da şey yapmıyorlar, söylemiyorlar. Hani niye korkuyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Yani korkacak ne var? O ondan korkuyor, ondan korkuyor. Niye korkuyorlar ki yani? Nedir ki? Hani korku salmalarının nedeni ne? Yani belalı tipler mi? Belalı tipler, aynı. Dün Ömer Bey de söyledi ya, ben hani o kasabın önüne gittim ama bir şey yapamadım, çuvalda biri vardı diye, korktuk diye, adam boğuyorlar diye. Peki bir şey söyleyeceğim, bu program başladığından sonra konuşulan mevzu değil mi? Daha öncesinde konuşulan bir mevzu. Biz bu program başladıktan sonra duyduk. Ben zaten Gölköy'le, benim şöyle söyleyeyim, ben İstanbul'dayım. Hani benim baba tarafı oralı. Onlar öyle konuşuyorlar orada. Ya ben de size duyduğumu söylüyorum. Dün çünkü Yasemin Hanım'ın ben hiçbir şekilde tanımıyorum dediği, hatta bunlara karşılık ben aradım artık en sonunda. Tanıyor musun? Kimi tanımıyormuşum? Mümin'i. Tanımıyorum ablacığım, ben nereden tanıyayım Mümin'i? Siz tanıyor musunuz Mümin'i? Aydan sen abi, tanıyor musun? Tanımıyorum ben. Yo, ben Gölköy'e gittim, kasaba falan gidiyordum ama asla ben tanımıyorum Mümin'i. Duyuyordum. Muhatabım değildi ama. Ben işte dedim ya, köyde yani gördüm kasaba. Ablacığım bizim kasaba gitmek mümkün. Çarşıya gittiğimiz yani zaman et falan aldı mesela. Biz kurban kesilirse bir et diyorduk yani. Ömer Bey ne olur ya. Sen bir dur, sen gurbettesin zaten. Her şey sen gurbetteyken oluyor. Ne gurbet hocam, kurban olan bir şey. Bu eşim tanıştırdı bana. İşte dedim mümin bu dedi. Kurbanı kesildiği gün tanıdım ben. Yasemin Hanım sana bir şey söyleyeceğim. Mümin senin çocuğunu kaçırmış olabilir mi? Hayır. Olmaz mı? Oğlu. Bak. Ömer Bey sen bilmiyorum. Bak sen kaçırmış olabilme ihtimali varsa. Yok ben hiç onu düşünmedim. Yok. Tek bir cümlenle Mümin Bey ancak bunu dile getirebilir. O tek cümlende ne olur biliyor musun? Gerçekten Mümin Bey'le bir şey yaşadınsa. Hayır bir dakika asla. Bir dinle beni. Bir dinle. Mümin Bey'le bir şey yaşadınsa. Bunu burada söylemen gerekiyor ki Mümin Bey'in senin çocuğunu kaçırması için bir gerekçe olduğu ortaya çıksın. Yok hayır hocam, hayır asla. Düşünmüyorum ben onu kaçırdığını, düşünmüyorum. Gerçekten varsa böyle bir ilişkin olduysa ve saklıyorsan kabul farklı etmiyorum, kaygılarla yok. O zaman sen hayatın boyunca çocuğunu bulamazsın zaten. Ben ne yapabilirim hocam, tanımıyorum ben. Hayır, peki varsa sana, ve saklıyorsan ben sana diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Peki Ömer sana gösterdi, dedi ki işte dedi Mümin bu dedi, bizim çocuğumuzun kaçırdığı söylenen, değil oğlunun mi? Kişi dedi. Kaçırıldığı söylenen. Tamam, sen ne yaptın? Gördün Mümin'i? Gördüm. Allah ne belasını yaptı? Versin dedim bunların dedim. Ne diyebilirim? Bu kadar. Yani orada toplumdasın. Kurban toplum bayramı. Herkes orada. Bir sürü köyün bütün insanları orada. Ya o anda zaten 5 saat önce. Biz zaten ondan şüphelemiyoruz. Ablacığım ya sen boş boş niye konuşuyorsun? Ondan şüphelemiyoruz ablacığım biz zaten. Bak şimdi ya biz Semin onun Hanım. Oğlundan şüpheleniyoruz. Ya onun alakası yok ki. O vesaire yani kim olursa olsun. İkisi işte o. Oğluyla. Ya ben bak Yasemin size şunu söyleyeyim. Yasemin Hanım senin çocuğunu kaçıran kişiyle senin zaten daha evvel bir beraberliğin varsa. Hayır, bu adam hocam, bir dakika beni dinle. Bu adam zaten seni tehdit eder. Sen bir müddet sonra onunla merhabanı kestiysen aman kocam geliyor izne gelecek duyulur şu olur bu olur diye o da kalkıp da seninle görüşmek istediği zaman sen dirsek gösterdiysen o zaten sana der ki bak ya yarın bana geleceksin yahut da senin yakarım seni. İşte o yakarım kelimesinin altından da çocuğu kaçırma çıkar. O zaman kimin aldığı belli olur. Ama bütün bunları sen bir tarafta yani aile durumunu düşünerek bir tarafta evliliğini düşünerek bir tarafta kocanı düşünerek konuşamıyorsan hayır hocam, o zaman hayır, bizi de boşuna ben tanımıyorum arkasında dedim yani. Hani, ben onu? Hem buraya niye çıkayım ben Mümin'le çocuğumu kaçırıp da? Benim de haberim olur o zaman. Aslında Gülbani sen de bilirsin bunları. Nasıl gibi? Gülbani Hanım da bilir. Yani, hocam eğer bu dedikodular doğruysa Ömer Beyciğim ne olursan bir şey söyleme. Tamam. Yani eğer ben duymadım bu çocuk Müge Hanım. Duymadım. Yani sen çünkü Mecit'le beraber mümkün değil duymadım. Onun duymadım yeri. Hocam. Senin ele duymaman mümkün değil. Ya eğer hem varsa bilirsin. Mecit Bey'in duymadım. Yakını, akrabası, yeğeni. Hem
beraber iş yaptıkları, çalıştıkları kişi, hem de senin Mecid Bey'le olan merhaban, bütün bunlarda senin bu bilgileri duymaman mümkün değil. Mecid Bey, senin de duymaman, bilmemen mümkün değil. Ve sen ayrıca dün dedin ki mümin kasap değil dedin. Oraya gelip bir şey kesemez dedi. Evet. Kesemez dedi. Mümin de köye gelemez dedim. Bak adam diyor işte ben... Gene değil, bunların yardımıyla bunlara yardım etmiş. Adam bu kasap değil Müge Hanım, değil. Nasıl mümin değil? Kasap değil. Ya, kestim yüzdüm diyor. Adam kurbanı tamam, kesiyor. Bunların yardımıyla kesmiş yüzmüştür. Mümin kasap değil. Ya bizim Orhan bağlantı... Değil yani, mümin kasap değil. Mimim benim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bak gerçekten. Şimdi şurada söylemek zorunda kaldıklarımdan çok rahatsız oluyorum. Evet. Ve çünkü rahatsız olduğumuzun onda birini söyleyemiyoruz. Şöyle de yani biz hani üçümüzde hani tanıyanlarda bile biz çok sakin insanlarız. Çok normal insanlarız yani. Hani ben kimseye yani bu programın dışında sesini yükselttiğini duymadım. Bilmem yani. Sizler de şahitsiniz yani. Fakat ya şu mantığı ben anlayamıyorum. Senin bebeğini eğer bir adam, bir çocuk gelip bunun oğlu kaçırdı diyorsa, bunlar aldı diyorsa vesaire diyorsa, sonra sen o adam, bak o adam gayet rahat mesela o köye geliyor bir kere. Şimdi o adam nasıl o köye gelir? Kasap değil, kurban kesmeye yardıma. Neyse, her neyse. Sonra sen nasıl o adamı oraya görüp Allah da bunların belasını versin dersin, durursun. Şimdi bazen, tamam mı, bu bir hani boks müsabakası, hani ringe çıkalım, puan alalım değil yani. Ben de şimdi Gülbani Hanım'la ringe çıkmam açıkçası. Ama mevzu bahis çocuksa, evlatsa, evet, hani gözün görmez ki beni dövmüş mü, sövmüş mü, kolumu mu kırmış, bacağımı, yani o an gözün görmez. Zaten o an hani adrenalin dediğin şey insanın 7 kat daha güçlü olduğu bir an derler ya hani. Bilmiyorum. Zaten hani seni tutamaz ki kimse. Yani korku yok Müge abla, ne yapalım? Can korkusu var. Can korkusu bir var. Evladın daha var, onu da kaçırırlar diye korkuyor. Çevren yok. Yani kimsen herkes yok, diyor ki sahibin yok. Siz ne bunlara yapalım, bulaşmayın. Çocuğunuzu da kaçırırlar. Ya Müge Hanım'ın bahsettiği psikolojiye giren birisinde korku kelimesi yani biter. Yani o gözüne gelmez yani. Ya korku bilmiyorum, kelimesi kalkar ağzını. Giremez korku. Hocam bir çocuğun o psikolojiye girmişten. Bilmiyorum biz nasıl bir ortam. Ömer Bey ne zaman korkarsın biliyor musun? Ben evet, korkunu çok net anlıyorum. Ne zaman korkarsın biliyor musun? Hı. O çocuğun senden olmadığını düşünüyorsan evet korkarsın. Hayır, hocam, ama ben o çocuğun inancım var. Senin ben, çocuğun hayır, olduğunu benim düşün. Annemin bir dakika Yasemin Hanım, sana bir şey demiyorum ben. Bu o çocuğun senden olduğunu düşünüyorsan, kanından canından olduğunu düşünüyorsan evet, o zaman gözünde korku morku kalmaz. Yasemin Hanım sana da bir şey söyleyeceğim. Kaybolduktan sonra köyde zaten bu müminle ilgili dedikodular çıkıyor. Senin de o kasaba gidip uzaktan da olsa kimmiş bu mümin diye bakmadığına asla inanmam. Şayet müminle bir ilişkin olmadıysa. Ben onu bilemem. Onun günahı da sevabı da senin boynunda. Zaten kimseyi tanımıyorum ama, ben. Eşim ama geliyordu hocam. Çocuğunla ilgili bir dedikodu çıkmış. Sonra o dedikodunun da denmiş ki müminle Yasemin'in ilişkisi var. Mümin ya bu yüzden çocuğu kaçırdı denmiş. Ben de ya o köyde oturacağım. Işte, denmiş. Ben de ama senin ama kulağına gel. Ama. Giderim mümin. Siz de biliyorsunuz bunun yeni olmadığını. Sanki bizim programda ortaya çıkmış olmaz gibi olmasın yani. Müminle bunun olayını şu anda televizyona çıktığımızda duyuyor. Mümin olayını ben de ilk defa duyuyorum. Sizin, ilk defa duyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sizin oğlunuz bu başka şeyler vardı. Tüfek doğrulttu mu sizin oğlunuz Nazmi'ye? Yok. Benim oğlum mu? Yok. Hayır. Yok. Peki. Şimdi bize bugün evet, bir beyefendi daha aradı. Yayına eğer bağlanabilirse. Şimdi arkadaşlar şöyle anlattılar. Ben kendisiyle ya millet, konuşmadım. Niye dedikodu peşinde? Ya çocuktan bir haber verin ya. Bu. Evet. Şimdi diyorlar ki hani bir şey de söylemek istemiyor. Ama aslında söylemek istiyor ama hani söylediği şeyin kimden çıktığının da belli olmasını istemiyor diyerek bir fotoğraf göndermiş bize. Fotoğrafı tek olarak bir verir misiniz ekrana? Çünkü bu fotoğrafın sahibi eğer kendini de tanır. Bize bu fotoğrafı gönderdi.
Yok, ben tanımıyorum. Hı. İlk defa görüyorum hatta. He? İlk defa. Bu fotoğraf senin çektiğin bir fotoğraf değil. Aynen, değil. Dedik işte bu Gamze. Hayır o, Müge abla ne Gamze'si? Kim çekmiş bunu? Hayır, ama benziyor da şey. Gözleri hayır, benziyor abla. Bence benziyor. Gözleri benziyor. Ama yuvarlak yüzlüydü Ömer o. Yok, bence daha uzun. Yani, abicim bir dakika, yani neyi o değil diyorsunuz ya? Gözleri yani Gamze benziyor. Alındı, götürüldü. İşte yani, bu da belki de daha sonra çekilen fotoğrafı diyor. Saçı da değişti çünkü. Yani kaçırıldıktan sonra Müge abla. Saçını kesmiş olabilirler. Kaçırıldıktan sonra işte. Ha, olabilir de. İki fotoğrafla yan yana verelim. Olabilir. Büyümüş. Bu işte büyümüş hali. Tamam, benziyor. Yani büyümüş, değişmiş olabilir abla. Gözleri tıpkı benziyor. Burun yapısı da çok benziyor. Hı? Evet. Evet. Evet abla. Doğru. Ben de kesinlikle ben benzettim. Evet biliyorum. Ya. Efendim Aydan? Benzetiyorum yani. Burun kısmı benziyor, gözleri de benziyor. Ama saçlarını çok benzetemedim. Olabilir de. Çünkü göz kısmı falan bizim direkt. Bizim elimizdeki resim 1,5 yaşındaki. Bak, benim oğlum sapsarıydı mesela ufak gene. Şu an esmer mesela. Evet, değişebiliyor yani. Yani. Zamanla değişebiliyor. Bu çocuk hayır, sarı. O çocuk da sarı zaten. Yani bu biz değişebiliyor. Sadece çekim ışıktan kaynaklanan ton farkları var. Gözleri çok benziyor hocam. İnşallah. İnşallah. Beyefendi diyor ki Gamze yaşıyor. Komşumuzun akrabası bugün Allah kahretsin programa çıktılar, köy karıştı. Kız Ordu Gölköy'de Mecit'in çalıştığı kasap müminin evinde. Hatta işte çocukluk fotoğrafı diye. Bahsettiğim komşularımdan duyduğuma göre Yasemin'le müminin bir ilişkisi varmış. Gamze de müminin çocuğuymuş. Hayır, bu yüzden de Yasemin'in de bilgisi dahilinde çocuk babası mümine verilmiş. Onlar tarafından bürütülmüş. Şu anda kız 22 yaşlarında diyor. Aynen. Bu da işte o çocukluk günlerine ait fotoğrafı diye de bize bunu gönderdi. Hepsi doğru, o yalan mümin olan yalan abla. Ya hepsi doğru derken? Yani doğruluğu biliyorum, olabilir benim kızım ama müminle benim ne ilişkim olsun ki alakalı? Onu anlamadım. Bana sorma müminle. Yani çocuk çocuğa benzer ama asıl hani siz kendinizden bir parça bulursunuz. Bilmiyorum ben. Müminle bu kadının hiçbir ilişkisi yok. Ya bu başka birileri buna yamamaya çalışıyorlar. Hayır. Olay bu. Değil mi? Arada başkaları var. Kanlı hali. Kaşları çok benziyor. Değişmiş evet. Olabilir. Kaşları benziyor, uzakları benziyor. Gözleri hepsi benziyor. Beyefendinin ben bağlanmasını da bekliyorum. Şimdi biraz dediğim gibi ortaya çıkmıyor mu? Yani kendisinin de ortaya çıkmasını istemiyormuş. Nereden nasıl öğrendiğini de. Bunu da o zaman yani bulacağız o, ki. Mümin Bey de şu anda Hüseyin'in yanında. Bence buna cevap versin. Yani Mümin Bey mi? Mesela bu fotoğraf atıyorum der ki Mümin bu benim kızım. Bu benim yeğenim. Ama bu fotoğraf oradan sizin de bulunduğunuz köydeki bir gelinin akrabalarına gönderdiği şey. Şimdi onun adının çıkmasını istemiyor. Yani gelin sizin gelinlerden biriymiş. Yani o akrabaların sizin akrabalarınızdan birinin geliniymiş. Bugün atınca o da bize ben de dayanamadım attım diye gönderdi. Kesinlikle müminin öyle bir şey, yani müminin zaten kaç tane kızı var, bir oğlu var. Müminin peki Mecit Bey tane... bu çocuğu tanıyor musun sen? Kesinlikle hocam. Ben şu... sadece ben burada ben de görüyorum. Şunu söylüyorum, kesinlikle. Şimdi şu fotoğraf, kesinlikle. Şu fotoğraf kesinlikle. Hani öyle bana yok. Ait Müge Hanım, hani benim fotoğrafımı Gamze sanmışlar diye bizi arayacak birisi varsa bu da çok önemli. Evet. Yani şimdi bu fotoğraf kime ait? Evet, o ortaya çıkarsa. Yani bu fotoğrafın sahibi kim? Şimdi ben böyle gelen bir bilgiyi paylaştım. Eski bir fotoğraf, bebeklik fotoğrafı olduğu için de yayında da vermekte bir sakınca görmedim. Diyebilir ki ben Ayşe'yim, Zeynep'im, bu benim fotoğrafım, alın bu da başka çocukluk fotoğrafım diyebilir. Annesine babasına bakarız. Evet. Sen niye ilk bu değil bu değil dedin, ben onu anlamadım Yasemin. Bebek için mi geldi? Ha ben başka bir şey anladım. Ana ne anlatmaya çalış. Anlamadım. Ana. Hocam, ya bir anda anlayamadım değil işte. Dedi. Direkt kızım bu değil. Benim ya, kızım. Ya tanımıyorum dedim ama sen ne diyorsun? Kaçırıldıktan sonra çekilmiş ya. Tanıyamadım. Hayır sen, ya ben bunu size ya. Niye soruyorum? Çocuğu siz tanıyorsunuz. Fotoğraf anlık bir şey. Evet. Ben bir fotoğrafımı tutmaz yani. Hepimizin öyledir. Her türlü şey olabilir yani. He, yani ama gözleri... Ben ufaklığını gördüğüm için bir şey demiyorum ki. Yine de benzemesi var. Benziyor, evet. Var kaşları gözleri. Var benzemesi var. İkisi de taş bebek gibi. Fotoğraf, bu fotoğraf. He? Bu küçükle bir büyük evet, aynı evet. Kişi. Aynen, üç yaşları olabilir. Aynı fotoğraf.
O bir yaşı. Bizdeki fotoğrafı bir buçuk yaşındaki hali. Bir dakika, Mümin bu benim kızım diyormuş. Öyle mi? E bak onun kızıymış, sen değil diyorsun. Pek ben Mümin'in çocuklarını pek böyle sımacan, yani küçük yaşlarınızı hatırlayamam ki Mine Hanım, Mine Hanım. Müge Hanım. Mümin'in kızı var mı Mümin'in? Var hocam. Evet. Mümin'in 4 mü 5 bir kızı var, bir oğlu var. 4 kızı. 4 ya 4 ya 5 kızı var mı Mümin'in? Peki şu an böyle 22 anlatıyorlarmış, anlatacaklar mı? Mümin'in en küçük kızı en az 30 yaşında. Peki 25 yaşında. Yani Mümin'in var kızı. Bir oğlan çocuğu var, 4 tane kızı var Mümin'in. Ben bildiğim 4 kızı. Ama küçüklüklerini bu kadar bilemem be hadi. Tek eşi mi var? Tek eşi var. Tamam. Çocukların o zaman kaydı kuydu bellidir. Tabii ki canım. Kaydı da belli, kuydu da belli. Birkaç tane göçeri yok ki. Bağlayın söylesin Mümin. Kaç tane kız olduğunu. Mümin. Niye her şeyi reddediyorsunuz en baştan? Ben onu anlamıyorum. Hocam, yani... Mike Hanım neyi reddediyorum Allah aşkına? Reddettiğim tamam. Bir şey yok yani. Yani reddettiğim hiçbir zaten şey yok. Zaten benim bu programı yaparken herkese yaranmam mümkün değil. Öyle bir niyetim de yok da yani. Ama mümkün değil. Diyorsun ki Mümin'in olamaz dedin önce. Ya Mümin'in... Hayır, Mümin'in kızı var mı yani 20-22 yaşında? Ben de zaten illaki bu demiyorum. Ben bana köyden gelen fotoğrafı gösteriyorum. Tamam. Bence de önemli. Benziyorlar canım, benziyorlar. Aynı yörenin insanı. Yani bence çok da benziyor. Evet. Ama fotoğraf her zaman söylüyorum anlık bir ifadedir. O yüzden hani bir fotoğraftan insanı değerlendirmek benim adıma en azından zordur. Hocam, öyle mi? Mümin de seyrediyor peki. Mümin'e çok... bağlanın. Hüseyin söz sende. Tamam. Müge Hanım, Mümin Bey'le röportajımızın ardından bugün de yayını birlikte takip ediyoruz. Yine görüntü vermek istemiyor ancak bu fotoğraf yayınlandığında bir hayrete düştüler. Onların iddiaları da o ki bizim en küçük çocuğumuz 32 yaşında. O fotoğraftaki çocuk da bizim en küçükten bir büyük 33 yaşında olan Sabah Nur diyorlar. Ve o fotoğrafın orijinali de işte burada. En küçük iki çocuğu bizi duyabiliyorlar, sizi duyabiliyorlar. Görüntü vermeden cevap verecekler sorularınıza da. Bu iddiayı reddediyorlar. Bu bizim çocuğumuz, benim kendi eşimden dünyaya gelen en küçükten bir büyük olan çocuğumuz Sabah Nur diyorlar. Ekrana da verelim. Orijinali fotoğrafında onlardaymış. Orijinali de bu diyorlar. Evet. Ama yanında da yanındaki kardeşi mi? Yanında da bakalım. Onu da verebiliriz. O da bebeklik fotoğrafı da yani 15 ay. Nasıl 15 ay? 15 ay arası 15 var. 15 ay daha küçük bir şey. 15 ay daha küçük. Yani 32 ve 33 yaşındaki iki çocuk şu anda. Böyle söylüyorlar. Yani reddediyorsunuz Müge Hanım diyorsunuz da kesinlikle yani. Müminim ben şu çocukların şu küçüklük fotoğraflarını şu anda burada görüyorum. Reddettiğim hiçbir şey yok. İyi tamam. Şimdi burada kardeşine de benziyor ama zaten kardeşi. Babaları bir bu çocukların yani ikisinde birbirine söylüyor. Benzemesinin şaşırtıcı bir yanı yok. Hocam şu iddia ettiklerim... Yani Yasemin Hanım annesi ise bile... Bir dakika, Yasemin Hanım annesi ise bile bu iki çocuk zaten babadan dolayı kardeşler yani. Yani Hüseyin bu Sabah Nur dedikleri çocuk kaç yaşında? 33 yaşında Müge Hanım. Doğru söylüyorum değil mi? 33 yaşında. Yanındaki çocuk da şu anda 32 yaşında. İddiaları, verdikleri bilgi bu yönde. Tamam. O zaman sorar mısın Mümin Bey? Neden o zaman? Hani o, yani bir şey olmuş olmalı. Bak ben bilemem kim kimin babası annesi. Şimdi ben DNA testi yapacak halim yok görerek de. Yani neden mesela Ömer Bey'in babasına da gitti de Zahide Hanım Mümin Bey'in annesi mi? Mümin Bey, Zahide Hanım sizin anneniz. Siz, Müge Hanım sizi duyuyor. Görüntüde ben olayım ama sesini de verebiliyoruz. Tamam. Duyuyorum. Günaydın, buyurun. Günaydın Mümin Bey. Zahide Hanım sizin anneniz mi? Günaydın Müge Hanım. Annem tamam. Müge Hanım. Peki annenizin ismiyle hem de neden bu çocuk kaçırıldıktan 3 gün sonra o köyde yaşadı deniyor? Yani köye getirildi, 3 gün orada kaldı. Annemin, biz burada...
Müge Hanım, bakın biz bu olayları burada televizyondan öğreniyoruz. Televizyonda gördük zaten. Biz bu konuyla uzaktan, yakından benim annemin, benim ailemin hiçbir alakası yok. Yani ben zaten burada ekibinize gerekli şeyleri söyledim zaten. Sen şimdi beni, biz de iddia ediyorlar ki Yasemin Hanım'la benim ilişkim varmış. Ya Yasemin'le bacıma tekrar soruyorum. Yasemin Hanım'la, Yasemin bacıya soruyorum. Benim bir tane, yani iki kelime benimle bu zamana kadar konuşmuş mu? İlk defa. Ben biliyorsun. Yasemin Hanım'ı burada tanıdım. Televizyonda gördüm de tanıdım. Müge Hanım. Cevap ver Yasemin sen. Aynen öyle Müge Hanım. Bir köyde gördüm ben bunu. Bir de şimdi. Yani ben diyorum. İlk defa burada görüyorum ben bu bayanı. Evet. Yasemin bak bacım diyorum. Ben aynen. Yani ben bununla ilişki yaşamışım. Ben ya artık biz insan içine çıkamaz olduk yani Müge Hanım. Yani bizim çoluk çocuğumuz var. Aynen. Benim çocuğumun resmi buraya getirmişler, vermişler. Alakası yok ya. Ya biz şimdi lütfen bizi bu şeyden bakın Mümin Bey, bu dünkü olay değil. Bu 20 yıllık olay. 20 yıla 4 ay kalmış bir olay. Tamam 20 yıllık şimdi, olay. Bu 20 yıl önce tamam. Çocuk kaybolduktan sonra Ömer Bey'in babasına diyorlar ki siz geç kaldınız. Burada Mecitlerin köyünde Zahide Hanım'a bu bebek çuval içinde getirildi. 3 gün bakıldı deniyor. Yani bundan 20 yıl önce burada değil. O gün. O gün sarışın bir bebek. Bebek de kaybolmuş. Onu bir tek o köy duymaz. Artık herkes duyar. Bebeğin kaybı önemli bir olay. Bunu ta o zamandan söylüyorlar. Sonra hani Mecit de hep Gülbani'nin şeyine bağlanırken sizin de anneniz olduğu için aynı zamanda Zahide Hanım. Zahide Hanım'la sizinle bağlantı kuruluyor. Yani bugün ben hepinizin bunu burada duyduğuna inanmıyorum. Zaten geldiğinde Ömer Bey ilk gün bunu söyledi. Biz duyduk yani bunu milyonlarca insan. Yani niye sizin anneniz? Sonra niye sizin oğlunuz? Yani sizin de oğlunuzun. Hayır neye inanmıyorsunuz? Sizin de oğlunuz. Yani? Hayır ben inanıyorum inanmıyorum değil. Benim inanmam değil zaten önemli olan. Yani sizin oğlunuz da dün, evet. Yarın, önceki hafta değil. Bu programla alakalı değil. Yine bebek kaybolduğunda o iki çocuğun ya da tek çocuğun iddiasıyla jandarmaya götürülüyor teşhis için. Yani bunlar köyde konuşulmuyor mu yani? Gizli mi kalıyor sanıyorsunuz? O yüzden gizli insanlar bunları söylüyorlar. Gizli kalmasın. Bizim bir şimdi bakın Müge Hanım. Hayır bizim ben şunu, bu olayla, sizin bak, bu konuyla alakanız olmayabilir. Bakın sizin bu konuyla alakanız olmayabilir. Kendinizi bu şekilde anlatmanıza saygı duyuyorum. Ama şunu da kabul etmem. Yani bu 10 gün içinde siz bu programı yaptığınızda köy bizi konuşuyor değil. Biz köyün 20 yıldır konuştuğunu ekrana getiriyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Zaten iş jandarmalık olmuş. Söylenmiş, konuşulmuş bunların yani ifadeleri zaten verilmiş. Ben de size diyorum ki neden siz? Hadi Mecit Gülbani'den dolayı. Neden sizin isminiz ortaya atılıyor? Yani vallahi ben bunu bilemem yani? Ki. Benim Mecit benim dükkanımda, ben Mecit benim dükkanımda çalıştı. Tamam 15-16 yıl çalıştı dükkanımda. Sonra işte bu şeyler, bazı şeylerden dolayı yani çıktı, ayrıldı, gitti. Ben ta o zaman sordum Mecit'e ki. Ben dedim sokakta böyle bir şey oluyor. Bir çocuk kaçırılma olayı var dedim. Neyin nesi dedim bu dedim. Bana dedi ki aynen şunu söyledi o gün. Ben dedi bu olayı yaşadım ama dedi çocukla falan benim işim olmaz. İlgim alakam olmaz dedi bana o zaman. Ben şimdi Allah'a can vereceğim. Ben yalan konuşamam. Peki yani, siz Gülbani Hanım'ı tanır mısınız? Yasemin Hanım'la bak ya bir dakika. Peki siz Gülbani Hanım'ı tanır mısınız? Ben Gülbani Hanım'ı tanımam. Ben şahsen tanımam. İki kelime olmamıştır. Ne Yasemin Hanım'ı tanırım, ne şeyi tanırım. Sadece Ömer Bey'i tanırım. Niye? Neden biliyor musunuz onu da? Çocuğu kaybolan çocuğu kaybolan Karahasan'daki Ömer bu diyorlardı orada bizim o dükkan oralarda. Milletin ağzından öyle duyuyordum Müge Hanım. Tabii işte bu konuşulan bir şey. Her gün de Allah'a şükürler olsun her gün rastlanır bir olay değil ki. Köylük yerde değil mi çocuğun kaybolması? Hayır siz bugün geldiğiniz noktada yani sizin de bir düşmanınız mı var? Çekemeyen mi var? Niye sizin isminizi ortaya atıyor? Ne düşünüyorsunuz? Olabilir Müge Hanım. Herkes herkesi sevmeyebilir. Ya ben de düşmanım olabilir. Ben böyle haşa peygamber bir adam değilim ki. Ben yani benim de düşmanım olabilir. Bir insanın 10 tane seven olursa 15 tane sevmeyen olur Müge Hanım. Ama annenize kadar yani annenizin ismiyle. Ya asla kabul etmiyorum asla. Asla öyle bir şey yok. Asla. Anne vefat mı etti? Asla öyle bir şey yok. Duruyor.
Hayır, annem yaşlı, yaşıyor ama annem yani azma il hastası. Daha iyi, geçmişi, yani geçmişi hatırlamaz, daha iyi hatırlar. Şeyi hatırlamaz. Süper, geçmişi daha iyi hatırlar. Efendim? Alzheimer'sa daha iyi o zaman, yani Alzheimer olması iyi demiyorum yani. Mesela demans yani, yerine Alzheimer'sa geçmişi annem, daha iyi hatırlar. 85 yaşında, 85 yaşında annem Müge Hanım. Annemin bu konularla ilgisi, alakası uzaktan yakından yok ya. Ya yani ben daha bu konuya bir dahil olmak istemiyorum lütfen ya. Hüseyin, o zaman sen yani, bir kardeşlerin yani kimlik... Ben hani ekranda bunu şey yapamam. Kardeşlerin kimliklerini şey yapabilir misin? Tarih olarak bakabilir misin? Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bu bebişin, yani ne dediniz? Sabah. Sabahın küçüklük fotoğrafları Sabahnur, var mı? Sabahnur. Sabahın küçüklük fotoğrafları var mı? Var Müge Hanım. Hatta şöyle söyleyeyim. Aslında bütün yaşlarının fotoğrafları var. Öyle söyleyeyim. Yani iki yaş aralıklarla boy boy fotoğrafları çekilmiş. Şu anda ben de onları inceliyorum aslında. Ve şimdi bir E-Devlet kullanıyor musunuz? E-Devletiniz var mı? Tamam, E-Devlet'ten tamam, çok rahat. Siz çocukların... bakar mısınız? Evet, tarihlerine. Evet, o da netleşmiş olsun. Yani bize arayan zaten izleyicimiz diyor ki onlar büyüttüler ki çocuğu diyor. Ama çocuk oraya gelmiş. Yani onun iddiası çocuk oraya çuval içinde gelmiş. Seyirci diyor değil mi Müge abla? Yani o da orta yaşın üstünde yani yaşlı bir burada beyefendi yani. Burada böyle bir yani. Olay olmasa niye konuşsun insan? Aynen. Yani bu, ben zaten hep şuna kızıyorum yani bu programda çıkan bir şey değil. Bunlar hep yıllardır konuşulan bir evet. Şey. Bu 20 yıllık mevzu. Yeni bir mevzu değil. Ömer Bey güzel bir laf etti. Heh. Burada böyle bir şey olmasa neden biri bağlanıp böyle yani, bir şey söylesin dedi. Yani burada, bu o zaman burada bir de şunu da konuşuyoruz. Şimdi bu adamın bu çocuğu alıp kendi çocuğu gibi büyütmesinin bir gerekçesi olması lazım. Ya. Burada konuşulan başka bir konu daha var o zaman. O zaman onu da bilmemiz gerekiyor ki yoksa kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Ama bir gerekçe olması gerekiyor. Neden bu adam tutup da sizin kapınızın önündeki çocuğu alıp emek verip büyütsün, kendi çocuğu gibi davransın. Bilmiyorum, belki de işte köyde yani, o gerekçeyi de köyde konuşula konuşula buralara şey kadar mı geldi iş acaba yani? Ya hocam yok. Hocam nereden olsun? Merkezi yerde oturuyoruz. Şey merkezi yerde. Bunlar da biliyor. Bu kadar merkezi bir yerde mimin bu çocuğu alıp getirip de kimse sormadı mı mümine bu çocuk nereden geldi diye. Böyle bir mantık yok. Yengem zaten bunları görüyor. Hangi mahallesinden? Gülbahane'nin aynı mahallesinden. Yengem oradan ayrılmış. Abimle evlilik yapmış. O köyünde adını almamış. Niye almamış? Yengem annesinin üzerine yengemin babası evlenmiş. İki kızın üzerine. Tamam, şimdi ne yapalım? Bak dinle abi. Ne alakası var şimdi? Bak Müge Hanım, liyakatsiz yok. Yengem daha da o köye gitmemiş, bunlar da gitmemiş. Tarkıttı abim de Hollanda'da işçiydi. Bunlar da Hollanda'ya taşındı. Çocuğu alıp yengen kaçırmamış ki zaten. Gerçekse bile bu miminin olay. Miminle ilgisi yok hocam. Mimin bu çocuğu... Valla miminle şöyle ilgisi olabilir mi? Olabilir, vardır diyemem. Ama sen Gülbahane şey Hanım'la bir birliktelik yaşadığında... Mümin de senin yaşıtın. Dolayısıyla mümine de dersin ki bak dersin ben bir kadınla birlikteliğim var. Onun bir de eltisi var. Seni de onunla tanıştırayım der misin? Demedim. Olabilir. Tamam demedi. Olabilir. Tamam demedi. Demiyorum. Aynen. Ama olasılıklar dahilinde böyle bir tanışmaya sen de vesile olmuş olabilirsin. Hocam. Mümkün. Ama o zaman bak. O zaman da sana sesleniyorum. Bak lütfen. Söyle. Sana bir şey söyleyeyim. Şu insanların şahsı en aklı başında bulduğum da sensin. Bunu da açıkça söyleyeyim de Gülbahane. Sen diyorsun ki herkes benim üzerime geldi. Geldi. Bütün kayınbiraderlere. Geldi. Hepsi onlar geldi. Diyorlar korkuyorduk diyorlar ama sen de. O bahane. He? O bahane. Yani böyle bir ben şey... Ben günlerce evden çıkmadım. Tamam yani. Böyle bir şey olursa bunu da Gülbahane'nin söylemesi lazım. Ya senin söylemen lazım. İşte. Yani siz tatlıya diye nereye gittiyseniz mesela onu söylemen lazım. Sen gelirken... Yani bu bir şey söyleyeceğim. Mümin Bey sana dükkanı kiraladı. Mümin orada çalışmıyor muydu? Hayır, kiralamadı. Mümin kasap dükkanı müminin. Ben veriyor muydu oraya?
Geliyor muydu oraya? Geliyordu. Tamam, geliyordu. Her gün geliyordu. Tamam, sen de Gülbahane Hanım'la sana göre 5, Gülbahane Hanım'la 3 yıl merhaba edeceksin. Tamam, orada senin önünde tezgah açacak. Ya bunu bilmiyor muydu kasap dükkanındakiler? Mümin mi? He. Mümin benim Gülbahane'yi, Mümin Bey tanımayabilir ama Gülbahane'ninle benim birlikte olduğumu biliyordu. Evet. O zaman Gülbahane'yi tanımıyorum demesi de doğru. Gülbahane'yi tanımıyorum demiyor hocam. Ben Gülbahane'yi ya bir sefer gördüm ya beş. Yalnız ben Gülbahane'yle birliktelik yaşadığım müddetçe Yasemin Hanım'ı Gülbahane'yle ben güven yana çarşıda, merkezde görmedim. Tamam. Hayır, gelmedi tamam, de gelmedi. Mümin ben Gülbahane'yi gördüm. Kesinlikle görmedi. Mümin Gülbahane'yi gördü mü? Görmüştür. Gördü tabii ki canım. Yani tanımıyorum demesi doğru. Hayır, tanıyor. Hayır, Gülbahane'yi tanır. Yasemin'i tanımaz. Ben bile Yasemin'i Gülbahane'yle beraber gezerken görmedim. Ya benim eşim zaten tek başına çarşıya gitmez. Gitmiyor. Aa, eltilerine sorun ya. Ben gidersem giderdi. Anladım. Zaten kararsan belediye sorun. Ya en son ya çocuğu doktora götürdüm. Belki de şöyle oldu işte. Mümin'in oğlu kaçırdı denildiği için. Ya buna... Mümin'in oğlu da niye kaçırır? Babası için. Babası kaçırır. İçin kaçırır. Babasını da niçin kaçıracak? Yasemin'den dolayı da böyle bir şey çıkmış, dedikodusu almış yürümüş olabilir. Yani 20 yıldan bahsediyoruz. Bir dedikodu olarak başlayan şey gerçekleşir. Ama Gülbahane, bu konudaki doğruyu eğer sen biliyorsan sen söyleyeceksin yani. Bilmiyor. DNA testi yaptırır. Bilmiyor. Niye? Gereken neyse ben hep döktüm. Ben daha gerisini bilmiyorum. Keşke çıksa. 32 yaşındaysa... Vallahi bilmiyor. Gerçekten. Yok, bana Hüseyin... Sabah'ın eski fotoğraflarını da atıyor. Sizin de köyün çocukları ne kadar güzel ya, maşallah. Harikalar yani. Yani onun fotoğraflarını atıyor bu şeyin diye ama şimdi bakar E-Devlet'ten yani çocukların orada doğum tarihleri vardır. Sonrası ayrı ama öncesine kaydettirecek halleri yok ya. Bilmiyorum, aileyi tanıyanlar arasınlar yani sonuç itibariyle. Ama Mümin'in neden eşi baksın? Gerçi onu da gördük. Gördük anam, ne yapayım? Görmediğimizde şey kalmadı ki yani, benim mantığımla ilerlemiyor işler. Baksana iki kardeşler ne kadar güzeller maşallah. Yani Sabah ile yanındaki kimse. Lokum gibiler. Bir beyefendi telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Şimdi sizin bir takım iddialarınız var ama lütfen hani çocukla ilgili iddia ismi söylemeden anlatabilir misiniz? Nazım Bey'e soralım. Alo. Günaydın, buyurun. Günaydın. Şimdi oraya arkadaşlar toplamışlar, konuşuyorlar. Şimdi Mümin, Mümin ilçemizde esnaf. O Necip'te onun yanında çalışan amcası herhalde. Şimdi ben Mümin'i tanırım. O Necip'i tanırım, çocuklarını tanırım. O oğlan da bize uzaktan akraba olur. Şeyin, Mimi'nin oğlu. Uzaktan da bize akraba olur. Şimdi Gülbahane ile Mecid'in bir takım gönül bağı olabilir, varmış. Fakat burada gözden kaçırılmak istenen şey ne biliyor musunuz Müge Hanım? Gözden kaçırılmak istenen şey Yasemin'in Nazmi ile olan diyaloğu, yani çocuk ya, ne Gülbahane'nin, ne Mimi'nin, ne Mecid'in haberi var. Kardeşim sen kimsin? Çocuğu çıkarın benim. İstilacıma. Sen kimin adına çalıştın belli zaten. Sen ne biliyorsun ya, sen kimsin? Yani oraya ismini saklayarak çıkmayla ne ifade ediyorsunuz adam, yani? Adam sen kimliğini ver. Karşıma çık buraya, delille gel. Fırsat değerlendiriyorlar. Delikanlı gibi çık, konuş. Adam sen, adam gibi adam. Kimseyi sorma bana burada. Babası sen, çık. Ben evlatımı istiyorum, evlatımı. Ya Semin Hanım, bana dediğine bağırmayla, çağırmayla olmaz. Bir sus, ne anlattığını görelim. Tamam, anlatsın hocam, ben buradan edeyim. Gelsin. Biraz da konuşsun. Beyefendi, devam eder misiniz lütfen? Ya saptırıyor musun? Kesmeyin, bırakın. Yani, mevzu Yasemin yalandan çamura yatıyor. Nazmi ile olan gönül bağ, Nazmi'den kopmak istememesi, şimdi Nazmi'nin onu terk etmiş olması, şimdi çocuk peşine düştüler. 20 yıldır Müge Hanım program yapmıyor mu? 20 yıl önce neredeymişler? Allah belanı versin. Nerede? Karşıma gel buraya, karşıma. Sen erkeksen, insansan, çık.
De ki ben bu şekil biliyorum de çık kanıtla ya. Kaçırdı de. Sen bana nasıl kanıt bir insansın getir, ya? Kanıt kanıt. Senin evladın çeli çocuğun yok mu ya? Bizim sen nasıl bir insansın ya? İçimiz yanıyor, dalga geçmeyin ya. Terbiyesiz. Burada millete dalga geçerek sen saptırmayın konuyu. Şov yapıyorsun ya. Senin Allah belanı versin ya. Senin evladın yazıklar yok mu? Yazıklar olsun ya. Erkek gibi adamsan çık konuş de ki şunu şunu var, şunu bunu ya var. Ama erkeksen, Yasemin ama ya. Bizim içimiz yanıyor burada. Ama Yasemin. Efendim? Yani daha da ben bunamadım yani. Ablacığım. Ya biz dün seninle zaten bunu konuştuk. Tek ya, de konuşmadık. Şevki hocam yanımdaydı. Ben de oradaydım. Kadriye yanımdaydı. Zaten benim yalan kime ne borcum var ki yani bana ne? Benim de borcum yok Müge abla. Tamam. Ben yalan sen reklam arasında söylediğini bugün kabul etmeyip millete bağırıyorsun. Ama ben de bunu anlayamıyorum. Ya o çocukla alakası yok onun. Nasıl çocukla alakası yok onun? Ya konuşulmuş bir konu dedikodu işte Müge abla. Bir yıl önceki. Çocukla ne alakası olabilir? Yasemin. Ya olabilir de. Yasemin bak. Neyse Şevki hocam tamam yani. Yani ama şimdi bana anlattığınızı da sonradan yalanlayınca ben anlayamıyorum yani. Efendim? Bana anlattığını da yalanlıyorsun. Ben niye yalan söyleyeyim? Ya bir şey yalanlamadım. Dedikodu çıktı böyle dedim Müge abla. Hayır öyle demedin Yasemin. Dedim ki senin dedim o dönem bu çocuğun babası olabileceğini düşünen bir ilişkin oldu mu dedim. Olmadı dedim. Bir tek Nazmi oldu dedim. O ya, da dedin bebekten sonra oldu dedin. Evet. Bir, demedin mi bunu? Benim adımızın çıkması 2 yıl. İşte siz öyle söylüyorsunuz ama o evet. Dönemde de siz yan yana oturuyorsunuz. Ya, kavga anını anlatıyorum Müge Hanım ben. Bu annem dolayısıyla bizim bir karmaşığımız oldu. Annenizden dolayı kavganız yani, çıkmış olabilir. Mevzum benim şimdi maaş kavgası benim değil. Benim bununla ya, adımın duygusal anlamda olmadı siz ki. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Dışarıdan yani bunu yani, uyduranlar bir dakika, yani. Bu. Sizin demeye çalıştığınız şey nedir? Alo beyefendi. Alo. Buyurun siz ne demeye çalışıyorsunuz? Evet. Şimdi hanımefendi şey Müge Hanım. Efendim. Bir de o Nazmi de orada galiba. Nazmi'nin sesini de aldım. Ben dışarıdayım da. O kardeşlerden birinin bir tane kızı vardı. İsmini vermek istemiyorum. Kardeşinin de ismini vermek istemiyorum. Sonra karşı köyden birisine falan verdiler. Bilmem bir şeyler ettiler. Orada bir çocuk mevzuları daha var. Oradaki çözülecek mevzu Yasemin ve Nazmi mevzusu. Yani o Gülbane'ni bilen çocukla falan haberi yok. Ha Necip'le işi vardır onu bilmiyorum. Ama ki var. Necip'le var işi. Fakat çocuk mevzusu Nazmi ile o Yasemin'in arasında. Nasıl emin olabiliyorsun? Kesinlikle onların ikisinin arasında. Kanıt getir bakın, kardeşim. Bakın Müge Hanım çözüldüğünde de göreceksiniz. Kanıt ikisinin arasında. Kanıtı göreceğiz. Hayır. Sen delikanlı gibi çık yanımıza. Gel. Tamam. Karşılaşalım. Kim olduğunu söyle. Varsa elinde bir kanıtın getir buraya. Ben adım gibi, kanım gibi, canım gibi eminim benim kimseyle bir işim olmadığına. Çıksın varsa. Sen de delikanlıysan çıkart ispatlarını varsa. Ya neye dayanarak böyle söylüyorsunuz anlamıyorum. Peki neden Nazmi ile Yasemin çocuğu ya kaybetsinler? Senin benimle bir düşmanlığın var o zaman kimsen. Evet bizim düşmanımız. Ben ya herkes ya onun düşmanı anlatsın alo, bırakın. Neden alo. Nazmi ile Yasemin çocuğu kaybetsinler? Allah Allah. Ne diyor başka bir... Nasıl anlayamadım Müge Hanım? Ay neden Nazmi ile Yasemin bebeği kaybetsinler? Yani ne olmuş olabilir? Hayır, Nazmi ile Yasemin'in arasındaki gönül bağı, evet. Nazmi'nin çocuğu, hayır çocuğu kaybeden Nazmi. Fakat Yasemin bunu yıllar önceden de biliyor. Nazmi'yi kaybetmemek için Nazmi'yi vermiyordu. Neyi biliyormuş şimdi yıllar önce sen ya? Sen kimsin? La bu adamı kimse kimse benim gönül bağım olduğunu her şeyi biliyorsun da. Sana tatminat dağılsın diye. Bir de Nazlı Bey'e şey sorar mısınız? Yeğeniyle Aydoğan Köyü'ne verdikleri kız ne olmuş? Yeğeni, Nazlı'nın yeğeni. Aydoğan Köyü'ne. Aydoğan kimi vermiş Aydoğan Köyü'ne? Ne yeğeni vermiş olmuş? Aydoğanlı'yla evlenen yeğeninin Nazmi ile ya Müge Hanım bu ya kardeşim sen kim, ya konuşulacak kim, şeyler değil bunlar da ben tek bir şey söyleyeceğim kapatacağım ondan sonra bu Nazmi'nin yeğeni abisinin kızıyla da münasebetinin olduğu Allah Allah var. Ya Rabbi ya. Yalan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yalan. Sen kimsin onu söyle. Ne diyorsun Gülbahane? Sen de biliyorsun. Gözüm yok öyle bir şey ki ya. Ki, nereden ne uyduruyorsun kardeşim sen? Orada duyuyorum ben de. Sen duydun mu yeğeniyle? Allah Allah. Lan ne terbiyesiz bir insanı. Sen yapma duydun. Sen aynısını yapıyorsun. Demek ki bize iftira atmaya evet. Çalışıyorsun burada. Duydun mu sen de? Duymadım.
Ben burada de burada duyuyorum, bir şey burada duyuyorum ya. İnanın Allah'ın kulusanız ya. Siz hiç birbirinizle görüşmüyor musunuz artık kardeşler? Biz öyle fazla şeyimiz yoktu. Yeğeni kişi Balduz'un kızı. Ya başka yeğeni kim var? Balduz'un bacanak balduzlar bunlar. Öyle bir şey olamaz. Hayır, ya. Hayır. Ya yalan. Ya yalandan bilmiyordum arasını yapmadım ben. Reklama gireyim, siz altta kalır mısınız? Bir dakika, ben bunu reklama gireyim, reklam arasında öğreneyim. Çünkü sonra başka konulara da geçeceğim ama şunu bir reklam arasında öğreneyim. Siz altta kalın lütfen. Beyefendi, buyurun Can. Az önce diyor, bir tane sen abinin kızına mı tasallut ettin? Hayır, sonra da diyor ki onun da bir tane bebeği oldu. O kızı da diyor bilmem ne köyüne. Bak şöyle bir şey var. Gelin verdiler. Muzaffer abinin kızı da. Ayrıca ona kaçtı. Evlendiler. Muzaffer abisinin kızından mı bahsediyor? Ondan Kadriye bahsediyorum. Ben öyle benim böyle bir ilişkim olma şansı yok ya. Tamam ne beyefendi, şu an canlı yayında benim değilsiniz. Benim yeğenim, öz yeğenim ya. Bir dakika, canlı yayında değilsiniz. Sakin, buyurun, ne söylüyorsunuz Nazım Bey'e? Ya bu... Nazmi'nin en büyük abisi var, Muzaffer. Evet. Muzaffer'in bir kızı vardı, Sibel. Evet. Şimdi Aydoğan köyünden Ufuk Değiş diye birisine verdiler. Yani onunla da bu Nazmi'nin öz yeğeniyle... Bak, oraya kaçtınız yani. Öz yeğeniyle münasebetinin olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra oğlan kızdan ayrıldı, bir şey dedi. Kız şimdi orada piyasada. Allah Allah. Ayrıldı mı sonra kızlar? Hayır, evinde kocasıyla birlikte. Yalan konuşuyor ya. Bir şey söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Kesinlikle böyle bir şey yalandı. Hani bir hiç. Ya kendi ablasının kızı. Hayır, ayrıldı mı kız kocasından? Nazmi'nin yüzünden mi ayrıldı? Nereye gidiyorum ben? Tamam. Ayrıldı mı? Tamam, ayrıldı. Kız kocasından ayrıldı mı? Ben seni tanıdım. Ayrıldı. Kız kocasının ayrılığı... Tamam Müge yani beni şey yapmayın. Tamam, oldu, iyi günler diliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Tamam peki, Muzaffer'in kızı ayrılmış mı kocasından? Müge Hanım ayrıldı. Haberiniz yok mu? Ayrıldı, evlendi. Bir de çocuğu var ablam ya. Ya kızı da bir tane var ya. Doğru. Ayrıldı doğru ya. Ama alakası yok hocam. Öyle bir şeyin alakası yok. Telefondaki beyefendinin söylediği ayrılma işi olmuş yani. Ya benim dediğim olması lazım. Bir bak ama ben yakıştım. Tamam, onun ayrıldı kocasını bulursun şimdi Kadriye. Bu. Ayrıldı kocasını bulursunuz köyden. Adam o yüzden mi ayrılmış, evet, ayrılmış ortaya, evet, çıkar zaten. Yani, ben de söylerim. Niye ayrıldılar? Ben Ufuk Dinci de tanıyorum. Bağlansın. Evet, o bağlansın. Benim bir alakam var mı? Söylesin burada. Yazıklar. Numarası var Ufuk Dinci'nin, verebilirim. Ayrıldı kocasını. Hayır, gurbette beraber çalıştığımız bir arkadaşımız ya bu. Tamam, Kadriye sorun sizde. Bizde hiç sıkıntı yok diyorum ya. Hani numarası varsa ver. Hani o kendine açıyor. Evet, devam edeceğiz bebişin. Ya o bebiş bir yerde olsun da bulalım inşallah. Çok arzu ediyorum gerçekten. Şöyle büyümüş, genç kız olmuş. Ama vallahi o zaman Gülbani ile Mecit'in suçu ne? Üzerinden geçmiş 20 yıl. O kadın da evli, barklı, çoluğu, çocuğu var. Gülbani gayet net bir şekilde her sorulana cevap verdi. Mecit de sen öyle. Mecit de evli, barklı, karısı çıktı falan. O zaman yani bunların açılacağını bilerek insanlar bazı şeylere gelecek. Bunun başkaca da bir yolu yok. Ha, dün de söyleyeyim, yazdınız mı? Bizim dün Birsen vardı ya. Birsen babasıyla gideceğim dedi biliyorsunuz. Yolda Ali ile de barışmış. Onlar evliliklerine ve hayatlarına devam etmeye karar vermişler. İyi bari hadi artık Ali de razı etmiş karısını. Üç tane de çocukları var. Kim bakacak? Bir tanesi 2, bir tanesi 4, bir tanesi 7 yaşında. İnşallah yani Ali de haklı. Çocuk yapmasınlar. Yani ya, 24 yaşında. Hele bırak da bir ama, ağız tadıyla işte evini, yuvayı devam ettirsinler de. O zihniyet de, içinde olmadıkları için. En büyük korkum o. Yani. Daha çocuk yapacak halleri mi kalmış? Vallahi bu halleri daha 24 var gibi yaşında gözüküyor. Rami Bey. Halleri çok kız var. Kız daha 24 duruyor yaşında. Anladım da bir doğru dürüst evde bir ağız tadıyla yaşamayı, o ortamı bulmalılar da. O bizim işte, bilinci. Çocuk ikinci sayfada kalmış. Evet, daha 24 yaşında. 50'ye kadar yolu var yani. Ya ayrı yaparlar. 26. Yapmak isterlerse... Hayır yaparlar. Hayır, Şevki Hoca'nın şey dedi yani bir dursunlar yani daha o yani, daha yani yapmazlar değildi. Ona sıra gelinceye kadar daha bir bakalım bir evde, evet, doğru düz bir muhabbetleri olsun, bir yuvarları kurulsun. O dileğimiz. Ha, yani o karşılıklı birbirlerine bir hitap edebilsinler ilk önce. Ondan sonra Allah kerim. Evet,
Şimdi efendim, dün biliyorsunuz bir anne baba aramızdaydı. Okumak için gittiği Amasya'dan 5 Şubat günü kayıplara karışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Ekti'yi aramak için. Dün yayınımızın ardından kızımıza ulaştık, konuştuk. İlk defa siz de sesini duydunuz günler sonra. Sizin de gözünüzü aydın. Allah başımızdan eksik etmesin. Bir kere razı olsun. Allah bin kere razı ol avukatlarımızdan. Hepsini çok seviyorum sizi ben. Hiçbirimiz de birbirimizin yanında. Siz olmasaydınız çıkmayacaktı Müge Hanım. Ay, Allah razı olsun. Sizden bin kere razı olsun. 20 gündür çektiğimi hiç bilmiyorum. Üzdüm. Ama ölürüm çocuğumu vermem. Canımı veririm çocuğumu vermem. Evet. Türkiye'nin önünde. Ne kadar arkasındayım. Ölürüm izniyle. Canımı feda ederim çocuğumu bırakmam. Herkes duysun bunu. Ne kadar yanlış kimse olsa da. Tek dinleyelim birbirimizi. Evet. Ne kadar yanlış olsa da ben evlatım benim canımdır. Tuzağa düşürdüler. Evet. Benim çocuğum 21 yaşına kadar okuttum. Akıllı, uslu, güzel, efendi. Hiç çocuğumun suçu yok. Arkadaşları safı da ama çok temiz kalpliydi. Derdim kızım, çok temiz, senin de kalbiyle iş. Ya anne, benim kötü niyet taşıyamıyorum kimseye. Kendim gibi biliyorum herkesi dedi. Çocuğumun başına bu iş bundan geldi. Şimdi yani, Melisa da üniversitede afet yönetiminde okuyordu. İkinci sınıftaydı. Üç ay kaldı. Üç ay kaldı ikinci sınıfı bitirmeyi gerçekten. Onlar da siz de eski sevgili Mustafa Tun'dan bahsetmiştiniz. Evet. Mustafa Tun'a da bağlanacağım. Peki yayınımızın ardından Melisa neler anlattı? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında. Dün biz Melisa'ya ulaştık. Evet. Daha sonra Melisa'nın işte ailesiyle görüşmesine de vesile olduk. Melisa bugün yayınımızda olacaktı. Dün gelmesi için çok ısrar ettik, evet, ailesini, evet, ulaştırmak için. Dedi ki hayır dedi, ben dedi akşam gelemem, işim var. Sabah dedi. Tamam, sabah seni aldıralım. Ankara'da olduğunu söylüyor. Evet. Ankara'dan, değil mi? Ankara'daydı değil mi? Benle ilgilenin ne olur. Ankara'dan alacaktık. Ondan sonra sabah dedi, ben dedi kendim de uçak bileti alırım dedi. Kendim de gelirim dedi. Ama sonra telefonları kapandı. Gece de aradığımızda yine böyle Ankara havası falan çalıyordu. Böyle bir müzikli bir yerdeydi. Biraz da herhalde bizimkiler ısrar edince, tamam ben sabah uyanıp geleceğim dedi. Ama ne yazık ki bugün stüdyomuzda değil ama annenin dediği gibi Durda Hanım nasıl diyorsa ben bırakmam çocuğumu diye biz, evet, de bırakmayız. Daha, evet, 21 yaşında bak şurada ikinci sınıfı bırakmaya 3 ay kalmış, yazık günahtır, evet, bu, evet, ailenin arka emeğine. Arka tarafından diyorlar çocuğu, arka tarafından konuşuyorlar, çocuk onu söylüyor. Bir kız, evet, bir kız arkadaşı var. Yanında ne söylerlerse onu tekrarladınız, evet, siz de istediniz. Evet, evet, aynen. Peki Melisa ne anlattı? Dedi ki ben 2 ay önce ayrıldım. Önce Mustafa Bey'e de ben bir günaydın diyeyim, o da dinlesin. Mustafa Bey günaydın. Yani arkanızdan konuşmuş olmayayım. Sizin için söylediklerini anlatacağım çünkü. Sizden 2 ay önce ayrıldığını söylüyor ve 2 ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım Mustafa yüzünden kaçmak zorunda kaldım. Ayrıldığımızdan bu yana sürekli beni aileme hakkında uygunsuz şeyler anlatmakla tehdit ediyordu. Psikopat gibi davranıyordu. Sürekli konumdan beni takip ediyordu. Dersteyken telefonumu açamayınca bile bağırıp çağırıyordu. Hiçbir yere gitmeme, arkadaşlarımla bir kahve bile içmeme izin vermiyordu. Ailemin yanına gideceğim gün bile beni tehdit edince hattımı kırdım. Başka bir yere gittim. Ailem isterse gelip yaşadığım yeri, çalıştığım yeri görebilir. Mustafa kötü yola düştüğümü, yasaklı maddeye alıştığımı söylemiş. Her türlü testi de yapabilirler. Asla öyle bir şey yok. Konu aileme de yansıdığı için ortadan kayboldum. Ailemi ben de çok özledim. Onlarla hiçbir problemim, evet, yok. Ama ne yaşadığım yere, ailemin yanına dönmek istiyorum, ne de okuduğum Amasya'ya kendime yeni bir hayat kurdum. 20 günde de ne kolay hayatlar kuruyorsun. Evet. Yani, evet. Ben de, hayır, onu anlamadım, hayır, yani. İnanmıyorum. Yani 20 Hanım günde ne hayatmış? Mustafa hatta annesi bile beni tehdit ediyordu. Evet. Mustafa her yerde beni aradığı için dönemiyorum. Daha önce beni ölümle de tehdit etti, ha, ama korkmamıştım. Aynen. Ta ki, ha, ailemi de işin içine katana kadar diyor. Evet. Sonra Mustafa Tun da bize ulaştı. Mustafa Tun da bambaşka bir şey anlatıyor, evet, ama ben Mustafa'nın anlattıklarını daha akla yatkın buldum. O da diyor ki ben Mersin'de yaşıyorum. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Evlenmeyi düşündüğüm bir kızdı. Hatta beraber beyaz eşya, mobilya baktık. Ailemle masal, tanıştırdık. Masal, onlar masal. Şubat ayı. Dur bir dakika, bir dinle işte. Durcuğum. Şubat ayında gidip kızı isteyecektik fakat dedi ki benim ailem çok baskıcı, okumada problem yaşarım farklı şehirde olduğum için. O yüzden yazı erteledik. Melisa benim yanıma gelirdi, ben de Amasya'ya onun yanına giderdim. Ailesinin onu çok kısıtlamasından şikayetçiydi.
Sonra ayrılmışlar. Ayrılmamın sebebi de alkol almaya başlaması, okulu umursamaması, sınavlara girememesiydi. Ama o benim sevdiğim kız olduğu için yine de hep etrafında dolaşmaya çalıştım. Çok uyardım. Baktım düzelmiyor. Babana söylerim bile dedim. Aile benden şüpheleniyor ama ben aslında onu koruyup kollamaya çalıştım. O da sizin gibi düşünüyor. Melisa'nın arkadaşlarından son zamanlarda Melisa'nın üzerinde para olduğu, kötü ortamlara düştüğünü öğrendim. Anıl Keleş isimli piyanist bir çocuk varmış. Gece mekanında çalışıyormuş. Onunla görüştüğünü, onun kızı bu ortama düşürdüğünü öğrenince oraya gittim. Ben de kendi imkanımla araştırdım. Ben Melisa'yı hala seviyorum. Kendi hayatıma devam edemedim demdi Mustafa Tun. Mustafa günaydın. Sen kaç yaşındasın? Alo. Mustafa sen kaç yaşındasın? 30 yaşındayım Müge Hanım. 30 yaşında. Ben evlenmek istiyordum diyorsun. Şimdi Müge Hanım biz şöyle anlatayım. Hani ya o anlattım. Aynı şeyleri anlatmayalım. Ben hızlıca geçtim. Aile benden şüpheleniyor ama asıl ben de arıyorum demişsin. Doğru mudur? Sen de konuş babasıyla. Evet doğrudur. Melisa İkci'yi ben kendim de aradım. Hani dün orada saplantılı aşık gibisinden bir konuşmalar yapılmış. Ben sevdiğim insan olarak zaten onu aradım. Hiçbir şekilde saplantılı olarak değil. Ben onu tehdit de etmedim. Ölümle tehdit de etmedim. Benim elimde kamera kayıtları da var. Melisa İkci'yle beraber mobilya ve beyaz eşya bakmaya gittiğimiz ve bunun altında imzamızın olduğuna kadar belgelerimiz de var. Melisa'nın Mersin'de kendi yanımda bulunduğunun biletlerinden tutun kamera kayıtlarına kadar her şekilde var. Hani kaçırılmasıyla da hiçbir zaten alakam yoktur. Bu ondan sonra Anıl Keleş veya uyuşturucu gibi maddeler. Dün zaten şu an kendini söyledi. Dün aradığımızda Melisa İkci'nin arkasından Ankara havaları geliyor denilmişti. Ben Amasya'da araştırdığımda 5-6 tane mekanda bir kişi tarafından uyuşturuculuğa düşürüp daha sonrasında orada çalıştırıldığını biz öğrendik. Hani peki, bunu Amasya Emet... Tamam, bak ben bunları okudum seni. Fakat ben de şunu anlamıyorum. Yani aile niye senden şüpheleniyor? Çünkü orada kaldığı yerdeki eşyalar ev sahibi tarafından aileye gönderildiğinde senin ona gönderdiğin notlar herhalde çiçek evet. Göndermişsin. Evet. Çiçek notları var. İyi de hep sen ona diyorsun seni kırdığım için özür dilerim. Beni affet. Sana kendimi affettireceğim. Şimdi bu kız mı sana kötülük yapıyor sen mi ona kötülük yapıyorsun ki çiçek gönderiyorsun beni affet diye. Bir şey söyleyeyim ben. Hani beni konumdan takip ediyor. Beni şöyle söylüyor kendisi yani arkadaşlarımla görüştürmüyor falan gibisinden bir konuşma yapmıştım. Melisa ile bizim ilişkimiz arasında hani kendisi benden 24 saatlik konum istediği için aynı şekilde hani ben de ondan istiyordum. Bu bir gerçektir. Artı kendi arkadaş çevresindeki insanlar hani böyle alkol içtiği için mesela araştırdığınız takdirde 6 tane sınavdan kalıp daha sonra bütlere kalıyor. Bütlere bile girmiyor. Yalan. Hani sınavlara yalan. Bile girmemişti. Yalan. Hani bunu zaten Melisa'nın kendi oradaki arkadaşları bize söyledi. Peki ben o zaten... zaman bir dakika. Baba yalan. Bir şey söylemek istiyor. Bir saniye. Yalan tek tek konuşun ama. Bir okudu üniversiteye gittik. Hiçbir devamsızlığı da yok. 2 tane bütten kalmış. Bir tanesine girememiş. Sabahleyin saat 11'de. Bütüne girememiş. Geri sınavlarına girmiş. Sen sırf bir yalancısın tüm ya. Tüm notlarını getirdik hocam. Gitti yalan söylüyorsun sen ya. İftira atıyor kızıma. Amasya Sulova'dan Melisa İkci alınacak diye not yazmışsın. Niye dayanarak bu Amasya Sulova'dan son duraktan alınacak diye not diyorsun. Verelim. Yani sen kimi aldırıyorsun? Kimi aldın? Yani bu iş senin başının altından kalkıyor hepsi ya. Peki bir dakika. Melisa'nın bir okul arkadaşı da telefon hattımızdaymış. Günaydın. Alo. Alo günaydın. Günaydın yavrum. Sen ne biliyorsun bu konu hakkında? Abla ben Melisa'nın yakın arkadaşıydım. Melisa'nın bu ilişkisini de biz yakından biliyoruz. Biz Melisa'nın çevresinde 5-6 kız arkadaştık. Hepsini tek tek bu Mustafa denen adam, biz onu Ateş diye tanıyorduk. Evet. Mustafa denen adam hepimizi tek tek ayırdı Melisa'dan. Biz Melisa'nın ilişkisini onaylamadığımız için. Neden onaylamıyordunuz? Konusunda. Abla konum konusunda şu şekilde yalan söylüyor. Konum konusunda Melisa'yı çok sıkıyordu. Biz Melisa'yla, Melisa da hatta söylemiş bunu. Biz kahve içmeye gitmiştik. Melisa'yı kalktı, görüntülü aradı. Ortamda kafedeki erkekleri şey yaparak, bas tutarak işte bak erkek ortamı çok falan diyerek Melisa'yı kafeden kaldırdı. Biz o gün zaten Melisa'yla çok yüzle tartıştılar. Ondan sonra her dakikasında konum istiyordu. Melisa'nın dersten çıkış saatini bile, ders programını bile bu adam yanına almıştı. Ders programına kadar şey yapıyordu. Bakıyordu şu saatte 11 ders bitiyorsa 11'de arıyordu bu adam. Konumuna bakıyordu. Hemen eve geçeceksin diyordu.
Bu adam buna bir aylık ceza bile vermişti. Dışarı çıkmama cezası. Mustafa ne diyorsun? Hani saplantılı dediğiniz olay doğru. Müge Hanım şöyle söyleyeyim. Bir ay dışarı çıkmama cezası mı verdi? Bir ay dışarı çıkartmamış çocuğumu hiçbir yere. Hep arkadaşları söylüyor. Bir ay ceza mı verdin? Benim çocuğumu ne hakla yapıyor? Evet. Benim çocuğumu Mustafa... ne hakla tutuyor? Mustafa'nın herhalde sesi mi gitti? Mustafa beni duyuyor musun? Annesi tehdit etmiş. Benim o... Sen alo. Bu yolun yolcususun. Ha. Bundan sonra senin gidecek yerin yok. Sen nereye geçsin benim oğlumu almak zorundasın. Kimse alamaz demiş. Yani ne şey hakla diyor ya bunu benim yavruma. Mustafa beni duyuyor musun? Evet Müge Hanım duyuyorum. Sesim tamam. Geliyor mu? Tamam şimdi geliyor. Sen bir ayda bir de ceza mı verdin bu kıza? Müge Hanım tüm mesajlarımız duruyor. Bu konuyla alakalı hani size hepsini de zaten gönderebiliriz. Dediğim gibi... Ha. Hiçbir şekilde hani ben onu tehdit etmedim. Ben sadece Amasya'ya da gittiğimde Melisa'nın kendisi sınavlara girmediğini, hayır, hani arkadaşlarıyla Güney alkol ya, içtikten sonra uyanamadığını söyledi. Ben de bu mesajları size atarım. Bizim ilişkimizle alakası olsun veya olmasın okulunu bitir diye yazısı da var bende. Size bunların hepsini de atarım. Daha sonrasında... Adem Bey'e söylerim diye de söylemiştim zaten. Ben bunu zaten kabul ediyorum. Ve ayın 6'sında MUT'a gidip ben Adem Bey'le de görüşmüştüm. Kendileri beni yanlarına da çağırmıştı. 5'inde saat akşam 9'da Adem Bey'in kendisi aradı. Melisa nerede diye zaten bana kendisi sormuştu. Ben hani 15 gündür zaten kendi çabalarımla zaten Melisa'ya ulaşmaya çalışıyorum. Hani ulaştığım tüm bilgileri, o ailesinin size verdiği fotoğraflar, bilgilerin hepsini zaten ailesine de ben atmıştım. Hani bu ortamlar olsun, şey ondan sonra çalıştığı zaten yerler olsun. Onların zaten hepsini ben zaten kendilerine söylemiştim. Kendileri de biliyordu. Tamam yani sen şimdi orada... bir şey söyleyeceğim. Yalan sen şimdi söylüyorum. Bu kıza yalan söylüyorsun orada. Şey yapıyorsun ama senin de şimdi bana fotoğrafların geliyor. Senin de kızlarla havuzun içinde falan. Sana ne yapalım? Benim çocuğumu bu yola düşüren sensin. Konuşma tarihimiz belli. Tamam sen bizim kızlarla havuzun içinde tamam Müge sen Hanım. Kızlarla niye havuzun içinde alemler yapıyorsun? Evet. Müge Hanım 10 sene önceki hayatım benim. Yani insanların hayatları olabilir yani. Bu 10 sene önceki olamaz. Sen 30 yaşındaysan şimdi bu fotoğrafta kaç? Oradaki tarihe bakabilirsiniz. Görebilirsiniz. Altta zaten tarih gözüküyor. Ya Amasya'da ne kadar gece kulübü varsa tümünü sen biliyorsun ya. Nerede gözüküyormuş tarih ben bilmiyorum. Ben kızınızı hani aramakla meşguldüm ya Adem Bey. Hani ya, o yüzden öğrenmiş ya, olabilir miyim acaba? Ne haklar yok. Sen benden kaçırıyorsun kızımı ya. Sen o yanında sen tuttuğun kim oluyor da benim kızımı arıyorsun? Benim o yanında tuttuğun kız benim çocuğumu alıp giden o zaten. Sen bilmediysen sen her şeyi yapacaksın karşısında bir şey yapmayacak. Ama şimdi mevzumuz o değil. Ben şu diğer kıza bir dönebilir miyim? Yavrum. Okul arkadaşına. Efendim. Sonrasında peki şimdi dün biz konuştuk. Mustafa'dan dolayı karşısını söylüyor ama nerede? Yani konuştunuz mu sonra siz? Şu andaki Müge durumu Allah, da çok iyi değil. En son beni 31 Ocak'ta aradı. Tamam. Hatta WhatsApp'tan aramıştı. Sonra ben kendisini normalden geri dönmüştüm. Onun dışında da hiçbir şey konuşmadık. Hayır, sadece kimin? O gün konuştuğumuzda... Ama kimin yanına kaçtı yani? Bu böyle çalışan parası olan falan bir kız değil ki babası gönderecek. Onu yiyecek. Evet. Yani şimdi kimin yanında Ankara'da? Buna da hiçbir bilgim yok. Sadece biz 31 Ocak'ta en son konuştuk. Ne dedi? Şey olmuştu, Mustafa'nın annesi onları hep tehdit etmişti. Bayağı kavga etmişlerdi. Benim kızımı demiş, senden başka bunu kim söyledi olacak? Bana. Sen o yolun yolcususun, sen kötü yola düştün demiş. Ya tamam, ne? Ama, yani. Ama evet. Şimdi tamam, Mustafa ne yaptıysa yaptı, annesi evet. De ne yaptıysa yaptı da. Şimdi kız bir başkasının yanında. Bu pazarladım, Müge Hanım bunu. Bu ya, Mustafa yaptı. Mustafa'nın ayağına yapıldı bunu. Söylerdi, hepsi. Mustafa beni gönderdi derdi. Niye söylemesin? Ya o da bilmiyor o kimin ayağına gittiğini Müge Hanım. Yok. Kimin ayağına gitti Mustafa ayarladı bunu. Benim kızıma ne nasıl Mustafa'nın başında abi. Hiç Mustafa bak şimdi sana da ailenin böyle söylemesine kızma çünkü senin de o havuzdakiyle yanındakiler belli. Ailede anladığım kadarıyla o yüzden herhalde bizim kızımız da bu yola düşürdü diyor. Şimdi tekrar şöyle söyleyeyim. Bakın zaten bize ayın 5'inde bu hattaki hanımefendinin bilgilerini ailesine ben verdim. Ayın 5'inde ya da 6'sında ablası görüştüğünde ve biz zaten bu hattaki hanımefendiden öğrendik. Bir tane piyanist
olduğunu ve bir yerde çalışmaya başladığını zaten biz bu hattaki hanımefendiden öğrendik. Yani ya söyleyebilir kendisi de. Ben öğrenemiyorum. Sen nereden öğreniyorsun bunu ya? Ama demek ki içindesin ki öğrenemiyorsun. Ama ben Melisa'yı araştırdım, bulmaya çalıştım. Sevdiğim ya insan olduğu için anlatabildim mi? Zaten kaçırdan da sensin, uğraşan da sensin. Sen benden bir ileride gidiyorsun devamlı zaten. Bu işin içinde olan sensin. Başladım sonunu getir. Bu çocuğu bulup getirecek olan sensin. Ölürüm karşımızdan geçmeyeceğim ben. Canımı vereceksin çocuğu. Bir beyefendi daha telefon attığınızdaymış. Şu beyefendiyi de alalım. Mustafa Bey dinlesen. Buyurun beyefendi. Alo. Alo. Bir beyefendi daha telefon attığımızdaymış. Tekrar mı arıyorsunuz? Tamam konuşsunlar. Annesi çok tehdit etti. Sen o yolun yolcususun. Ya canım kim kime ne derse desin ya. Şimdi sana birisi o yolun yolcususun dese gidip de kaçacak halin yok be hayatım ya. Beyefendi günaydın. Günaydın ablam, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ne güzel enerjik bir ses. Buyurun. Ablam şimdi orada Mustafa'yı suçluyorlar. Onda hemfikiriz de. Şimdi Mustafa senaryonla kazanıyor parasını. Yani Melisa da Mustafa'nın çok parasını ödü. Sanal yoldan kazanıyor ne demek? Yani ya abla kadınları falan onlara satıyor. İşte bunun başının altına kalkıyor. Ha nasıl? İşte. Tamam devam ya, et. Ben Mustafa'ya söyleyeceğim. 300 bin lira parasını mı yedi dedin? En aşağı 300 bin lira yiktir ablam. Mustafa doğru mu? Senin var mı böyle sanal işlerin? Bilmiyorum ama Müge Hanım, ben Mersin'de bir kooperatifte çalışmaktayım. Her gün otogar çıkışlarım polis tarafından yaptırılmakta, otogardan fiş almaktayım. Hesaplarım, hareketlerim hepsini bakabilirsiniz. Bunların tamam, hepsine bakabilirsiniz. Niye iddia ediyorsunuz o zaman? Söyle bak, ben diyor kooperatifte çalışıyorum diyor. Ablamı göstermelik ajans da bu. Bayanları sanal alemde söndürüp falan izlettiriyorlar. Melisa da bunun içinde ablam. Yalan söylüyor Mustafa. Evet. Mustafa Bey sen de haklısın, cevap ver. Müge Hanım araştırabilirsiniz hani hepsini, dediğim gibi benim hesaplarıma bakabilirsiniz. Abi ben sanal alemde kimi araştırayım yavrum, ben sanal alemde kim kime soyunmuş nereden bulayım, bin tane soyunuk kitle yani. Hani şimdi ben o işi yapıyormuşum ya. Resmi hesabınla özel harcamaların birikimlerin arasında dünya kadar fark olur. Sen... Gündüz şimdi diyorsun. Sonuç olarak ama banka hesaplarına baktığınız takdirde tabii sadece benim adıma banka hesabı. Bankaya yatırmasında döviz alırsın. Peki o zaman bir dakika yani beyefendi siz Mustafa'nın böyle, yani? Mustafa'nın böyle bir soyundurduğu kızlara mı baktınız ki Mustafa'yı buradan tanıyorsunuz? Yani nereden biliyorsunuz? Ablam oturdu semtte bilmeyen yok. Oturdu semtte yani... Bin razı olsun bunu bacım. Bunu basmışsınızdır herhalde. Allah'ım. Allah düzgün razı olsun. Düzgün bir insan hep değil ya. Hep bize böyle ihbar geliyor. Hayır basmadıysanız. Hayır aslında bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi bunlar da bir isim adı yani aslında. Tabii basıyoruz da niye bastığımızı bilmiyorum ama. Sanal P nokta nokta diyorlar yani. Aslında bence basılmamız lazım. Hem değil, o da mesleğin adı. Anlatabiliyor muyum? Yapılan işin. Yapılan işin yani eylemin aracının adı yani. Ne yapayım bu bir sıfat mı diyeyim? Ne diyeyim buna? Nesi oluyor yani? Yani Mustafa Bey sen de tamam bu işleri yapıyordun. Melisa'yı seviyordun belki de. Yalan. Yani bu yalan, işleri yapıyorsun. Melisa da o işlerden oraları Ankara'lara mı gitti? Sen de söyle de bulalım bakın, kızı. Bakın ben tekrar söylüyorum. Melisa benim hiçbir şekilde 300 bin TL paramı yemedi. Hani bu kesinlikle yalandır. Tekrar söylüyorum. Melisa bu işlerde olan bir insan da değil. Ben bu işlerde olan bir insan da değilim. Ya sen onun adamısın. Sen tam bu işlerin adamısın. Bir numaralı adamısın. İki tane kız çocuğunu zürriyetinden alıkoymadan ceza almışsın. Onu da araştırdım hepsi ben. Hepsi geldi. Var mı öyle bir şey? Bak yani. Senin... sana bakmadım. Var mı senin öyle bir durumu? Varmış. Üç tane. Yok Müge Hanım. Tekrar söylüyorum hani bakın. Hani Melisa için daha yeni bir suçlama atıldı. Ben onu da kabul etmiyorum. Hani Melisa öyle bir sanal alemde çalışan bir kız değil. Artı benim 300 bin TL paramı yiyen bir kız da. Senin sayene Melisa'yla oldu. Melisa'yla bir yıldır konuşuyorum. Senin sayene oldu benim çocuğum. Ben çocuğumu tanıyorum. 21 yaşına kadar efendi, sessiz. Bir ay içinde ne olduysa bir ay içinde oldu ben. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu sanal alemde yapılanların yani artık ucu bucağı yok yani. Bunun ne yapılması gerekiyor ben bilmiyorum ama
bir şey yapılması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Artık hani bu şey değil yani. Bu adamın cezası dur bakalım bulacağız, bulacağız. 21 yaşına kadar çocuğumu okuttum. Ben ortalıklardan kaybolsun diye mi okuttum? 20 sene emek çekmişsin. Bunlar böyle ki ayak altına düştü diye mi çalıştın? Ama peşini bırakmam. Canımı veririn çocuğumu vermem hiç. Böyle çakallara da peşini bırakmayacağım ben çocuğumu. Peşini bırakmayacağım. Yani Melisa yani bilmiyorum arkadaşlar seninle konuştuklarında. Yani arkada böyle senin bir eğlence mekanında olduğunu hissetmişler. Belki sen evdeydin, teybi açmıştın bilmiyorum. Ama bir tekstilde çalıştığını söylemiştin. İnanmıyorum. Tamam madem buralarda çalışıyorsun. İnanmıyorum. Şimdi de uyanman lazımdı o zaman. Yani tekstil atölyesi gece çalışmıyor herhalde sabah akşam. Yani kızım biz de boş boş ağlıyorum konuşturma. Hocam. Bak annem babam burada gayet de düzgün insanlar. Evet. Ağlıyor. Daha sonra senin arkandan cenazeni aramamak için bilmem ne aramamak için de ben sizi tebrik ediyorum. Gelmişler evet, seni evet, almak evet, istiyorlar. Evet, olabilir. Evet. Herkesin başına her şey gelebilir. Evet. Hata sorun evet. Olmaz. Şunu çok inanarak söylüyorum. Her şey insanlar için. Evet. İnsansak evet, başımıza her şey gelir. Bizim de gelir, ailemizin de gelir, akrabamızın da gelir. Buna yapacak bir şey yok. Kimse evet, kimseyi kınamasın. Evet. Olabilir. Çocuk daha 21 yaşında. Sizi de tebrik ediyorum. Gelip ardına düşmüşsünüz. Ama mutlaka bulacağız. Ben çocuğum. Ben de şuradan da söz seneyim. Mustafa olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Bunu Ankara'da yanında da kim tutuyorsa. Beni de uğraştırmayın. Hah. Yani sonra bu işlerin içine girdiğimiz zaman çok başka yerlere varıyor iş. Kimse de pişman olmasın. Öyle her şey de yasal değil. Ama bu ülkenin de ahlak bürosu da var, o su da var, bu su da var. Oralarla bastırmayalım başka yerlere. Bu çocuk 21 yaşında üniversite öğrencisi. Okuluna gidecek kardeşim. Evet. Annesi evet, babası da sahip evet, çıkıyor. Evet. Gerekirse giderler orada okulun başında yani, dururlar. Çocuğu da okulda bitirtirirler. Sonrasına sonra bakarız. Yani şunu söylüyorum. Kız size de neyse kızı verin. Neyse çok de, da ne fazla da dolandırmayalım ben, bu işi. Evet. Diyeyim o, anlayan anlamıştır. Şimdi 25 yaşında Fatma Çakır'ı aramak için eşi ve annesi aramızda. Siz annesisiniz değil mi? Kayınvalidesiniz. Kayınvalide aramızda. Fatma Çakır 18 Şubat Pazar gecesi 4 yaşındaki oğlu Abdülkadir ile beraber İstanbul evet, Küçükçekmece Sefaköy'den evden kaçıyor. Kaçma görüntüleri de var. Şimdi burada özellikle eşinin şöyle bir sıkıntısı var. Diyor ki yanıma 4 yaşındaki çocuğu da almış. Biraz diyor bu diyor son zamanlarda cinlere falan takmıştı diyor. Ne yerler, ne içerler, ne uyurlar. Daha evvel de bir takım hataları oldu. Affettik çok da diyor hani sağlığının da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Benim çocuğumu da almışlar, götürmüşler. Evet. Bakın bir tane adam alıyor çocuğu. Kaçtığında kadın yanında da bir tane adam var. Adam alıyor çocuğu. Benim çocuğum da haylaz bir çocuktu. Kimin yanında kalıyor? Şimdi ne diyorlar benim çocuğuma? Çocukla beraber kim bakıyor? Ben Fatma'yı ve oğlumu bulmak istiyorum diyor. Bir izleyelim. 17 Şubat'ı 18'ine bağlayan gece 4 yaşındaki oğlu Abdülkadir'le İstanbul Küçükçekmece'deki evinden çıkan 28 yaşındaki Fatma Çakır ortadan kayboldu. Eşim Fatma Çakır ve Abdülkadir Çakır Şubat'ın 18'inde gece 2:20 geçe ben evde uyurken oğlumu da alıp kaçmış gitmiş. Kamera kayıtlarına baktığımızda gördük ki bir araba bizim hemen yan sokakta park etmiş. Orada adam bir mahallede böyle bir iki tur atıyor sokakta. Ondan sonra eşim aşağı iniyor. Adam çocuğumu alıyor. Peşinden koşarak gidiyorlar. İlk aslında gitmeden önce bir uyandım. Baktığımda gördüm ki çocuğu uyutmaya çalışıyor. Sabah 5 gibi uyandım, baktım yanımda yok. Sonra aradım, baktım elbiselerini hepsini almış gitmişler. Aradım, yapma dedim, birine kaçma. Kaçarsan da git babana git, babana sığın dedim. O gündür bugündür kapattı, haber alamıyorum. Ersin Çakır'ın söylediğine göre Fatma Çakır son dönemlerde tuhaf takıntılar edinmişti. Son zamanlarda öğrendim ki cinler şunu yer, cinler bunu yer gibisine şeylere takıntı takıntı yapıyormuş. Bana da bir ara dedi. Hatta ablasına demiş, benim demiş dini konuda eksiklerim var, bunun eğitimini almam lazım gibi laflar konuşmuş. Bana da mesela keşfim açılsın gibisine laflar konuşuyordu. Çocuğumun psikolojik sağlığından endişe ediyorum, eşimin psikolojik sağlığından endişe ediyorum. Ersin Çakır'ın iddiası, karısının kendisini efsunlayarak tesir altına almaya çalıştığı yönündeydi. Bana daha önceden büyü yaptırmıştı bu. Benden soğusun diye benim ona aldığım çeyrek bilekliği bozdurmuş, satmış, bana büyü yaptırmış. Annesi babası da geldi. Bak dedim, bana büyü yaptırmış dedim, keşke tutsaymış, tutmamış dedi. Eşim bana 500 liralık mont al derse ben ona 1000 liralık mont alıyordum. Ne oldu, neyisi? Bunalıma mı girdi, depresyona mı girdi bilmiyorum. Çocuğumu da alıp gitti. Ersin Çakır'ın endişesi en çok da 4 yaşındaki oğlu Abdülkadir içindi. Çocuğum benim belki büyüyeceğe mi gitti, belki cinciye mi gitti, belki medreseye mi atırdı, belki çocuğa kötü davranacaklar. Benim bu konuda hiçbir haberim yok. Ben oğlumdan bilgi sahibi olmak istiyorum. Ben eşimin bulunmasını istiyorum. Ben oğlumun bulunmasını istiyorum. Benim oğlum çikolata yemeden
duramadı. Sürekli konfet isterdi. Sürekli bir şeyler isterdi. Ben hep alırdım. Giderken yanında parası var mı yok mu bilmiyordum. Benim oğlum şimdi ondan bir şey istedi. Ona kim alacak? Kimi şey yapacak? Çocuğu döverler mi? Kızarlar mı? Oğlum biraz da yaramazdı. Biz katlanıyorduk ama başka adam buna katlanamaz. Biz Facebook'ta, sosyal medyada tanıştık. Severek evlendik. Mutluydu, gözünün içi parlıyordu. Ama belli bir süre sonra bu gözündeki ışık sönmeye başladı. Ne yaptım ben sana? Ya bir şey yapmadın ama soğudum diyor. Ben bunu bize nasıl yaptım Fatma? Gözünü seveyim, gel artık, gel. Fatma, gelirsen benim de sana kafam açık. Bilmiyorum, belki yeniden olamayız ama sen biliyorsun beni Abdülkadir nasıl sevdiğimi. Ben onun elbiselerine alıyorum Fatma. Allah rızası için yapma bak. Beni çocuğumdan mahrum etme. Gel buraya, ne olur. Müge Hanım, inşallah beni de kavuşturur olma. Evet, sen haklısın. Ama benim anladığım kadarıyla eşin senden ayrılmak mı istiyordu, soğudum senden deyip? Müge Hanım, son zamanlar öyle bir şeyler söylemeye başladı yani. Aslında şöyle oldu, birkaç defa hatasını yakaladım. Çocuğum annesi babası bilmesin diye hep katlattım. Hatası dediğin ya, başkalarıyla görüşürken. Başkalarıyla görüşürken yakaladım. Ve son dün de öğrendim ki 5 aydır başka bir hattı varmış. E-Devlet'ten kurulduğundan öğrendik. Başka bir hattı varmış. Sonra o hatla kimle ne yaptı, ne konuştu hiç bilmiyorum. Yani ben her zaman çocuğum annesi bilmesin, çocuğum annesi bilmesin diye katlandım. Allah. Ama çocuğum aldı benden gitti. Çocuğum beni çok severdi. Videolar hep sizde var. Ben işe gideceğim zaman ağlardı baba ben de geleyim diye. Ben çocuğumun oyuncaklarına bakarak ağlıyorum. Kaç gündür evde kalamıyorum. Her tarafta anısı var. Niye bunu yaptı bilmiyorum. Son zamanlarda böyle şeyler söylüyordu. Eskiden de zaten birkaç defa benimle evlenmeden önce de böyle bir sıkıntıları olmuş. Hani depresyona mı girmiş, büyülenmiş mi? Hani bir sıkıntıları olmuştu. Evet. Benden sonra böyle bir şey ben gözlemlemedim ama ablasıyla konuştuğu son laflar bunlardı yani. Benim işte bu konuda dini bilgide eksiklerim var falan demiş. Ve bir de şöyle bir şey var. Ünlü Mahallesi'nin konumlarına bakmış. Bir de Gülhane Parkı'nın orada bir tane konuma bakmış. Acaba oralara mı gitti, ne yaptı hiç bilmiyoruz. Bakın Müge Hanım, ben oğlumu çok severdim. Yavrum. Ben sizi duramazdım. Ben de gideceğim. Ece mi gideceksin? Evet. Ne yapacaksın üzerinde? Yedimle çalışacağım. Çalışacak mısın? Evet, çalışacağım. Ama sen küçüksün. Yo, yedi çocuğu hemen sap sap vuruyordu. Her gün böyle yapmıyorsun ama. Gidelim. Oğlum baba işe gidecek, işe. Ben de gideceğim. Eşe mi gideceksin? Yavrum. Ne yapacaksın iş yerinde? Yedimle çalışacağım. Çalışacak mısın? Yavrum. Ama sen küçüksün. Baba ne dedik ya, baba ne diyordun yavrum, nerelere gittin yavrum? Peki yanlarında paraları var mı? Müge Hanım, o zaman ben maaşı geç almıştım. Yani evimizde para vardı, para eksik olmuyordu ama bildiğim kadarıyla almadan gitti. Aldı, belki de vardı bilmiyorum. Çünkü o hattı da ne zaman aldı, onu da bilmiyorum. Hattı ben onu annesinin babasının yanına gönderdim Konya'ya. 19 Ekim'de 2023'te, 21 Ekim 2023'te kendine bir hat almış. Ben bunu Edevten Sonogos'tan gördüm. Niye gönderdin annesinin yanına? Müge Hanım, annesi babası özledik diyordu. Annemin yanına babanın yanına gitmek istiyordu. Ben onlardan hiç mahrum bırakmadım ki onları. Hani gitsin, gelsin, görsün. Onlar da zaten şu anda annesi babası bizim evimizde. Şu anda bizde kalıyor. Ersin Bey, bir şey sorabilir miyim? Yani birkaç kere hatasını yakaladın dediğiniz, birkaç kere başkayla görüşürken yakalıyorsunuz. Kadın da sizden soğudum diyor. Normal, soğudum. Peki yani niye, yani evlilik kalmış oluyor mu ortada? Müge Hanım, ama şöyle bir şey vardı yani, o lafları söylüyor ama yeri geliyor iyi de oluyordu. Sürekli kötü gitmiyordu. Zaten sürekli kötü gitse kim çeker bu kadar? Yeri... Ya şunu ben çok merak ediyorum. Yani evlilik ne demeyi bir oturup tartışmak mı lazım acaba? Yani siz yani yetişkin bir insansınız yani sonuçta. Yani bitmiş bir şey. Kadın başkalarıyla görüşüyor. Sizden de soğuduğunu söylüyor. Yani neden siz hala daha şimdi hani gittim de başka telefon buldum da vesaire de falan demenizi ben hakikaten anlayamıyorum. Canım, bak ben... anlayamadığım için söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sizi ne eleştirmek adına söylüyorum, ne kötü bir söz söylemek istiyorum. Sadece şunu anlamıyorum. Ya zaten bitmiş, bitmiş. En sonunda kadın çocukla beraber demek ki bu yolu bulmuş, gitmiş. Şimdi bu yola gelmeden önce, yani bitmiş bir ilişkiyi, gel o zaman boşanalım niye diyemiyorsunuz? Yani bir... neden bazılarınızdan vazgeçemiyor? Ben bunu anlamıyorum. Hat mesajını mı yakaladın? Şey yani illaki de tutup artık başka bir şey yakalamamıza gerek yok ki. Mesajın sonu buysa tamam, Ali'ye kibarca bir bay bay. Haklısınız canım, haklısınız. Şimdi ama şu anda sizin endişenizi anlıyorum. Bu çocuk nerede? Şimdi ama bence kadın gitmiş zaten yani, niye siz giden insanları geri döndürmeye çalışıyorsunuz? Hayır, ben anlamıyorum. Ben... Hayır, şunu da anlayamıyorum ya. Bu bence insanın kendisini sevmemesi. Yani kendisini seven insan, karşısındaki kişi onu sevmiyorsa eğer, tamam canım benim, hoşça kal der ve kendisini seven birinin arayışı içine girer. Yani siz kaç yaşındasınız? 32.
Oho o da. Bin tane Fatma gider, bin tane Fatma gelir. Fatma kaç o zaman çocuk da... Şu anda 27-28. Hayır çocuk da o zaman güvende olurdu. En azından çocuğun nerede olduğunu bilirdik. Şimdi ısrarla kadın bir dil, iki dil, üç dil konuşacak başkasıyla yakalayacaksın. E bir de kavga da ediyorsunuzdur arada. Tamam canım benim, iyi ki konuştun demiyorsun da, evet, demiyordun herhalde. Hayır. Kavga da ediyorsunuz, dövüş de ediyorsunuz. Belki iş şiddete varıyor. Yok Burkan, hiç dövüşmediler. Müge Hanım, annesi de şahit, babası şahit. Bu zamana kadar bir kere görmedim. Hayatım, o şeylerin sonucu, bu şiddet eğilimin var, yok kadına şiddete hayır değildir yani. O olayların sonu iyiye varmaz. İstiyorsan dünyanın en sakin insanı ol. Kedi de sakin orada oturuyor. Bir şey yap da bakayım nasıl tırnaklarını çıkarıveriyor. Soğutma büyüsü yaptı bana diyorsun. Büyücüye ulaşıyorsun. E sana soğutma büyüsü yapmış kadın. Artık soğutma büyüsü yaptıysa sen bir soğuta sen git be kardeşim ya. Müge Hanım haklısınız ama ben sürekli hani evladım yuvada büyüsün. Anne baba büyüsün. E şimdi çünkü... nerede diyor hangi büyücü de mi diyorsun? İşte üfürükçü de mi şeyde mi? Böyle olacağını bilsek zaten şu anda ben ona sesleniyorum. Yani gel dedim ama. Ama yani bu senin durumundaki olanlara da söylüyorum. Yani bazı şeyleri de kabul etmek lazım. Bence herkes önce kendini sevsin. Yanındaki insan sana değer vermiyorsa... Bak şunu söylüyorum ben ya. Yanındaki insan dönüp bir başkasına şöyle bakıyorsa bile bu şu demektir. Seni gözden çıkartmış demektir. Beni gözden çıkartan bir insana ben niye emek harcayayım? Biraz lütfen kendinizi sevin ya. Sen bir dik dur. Bak şimdi çocuk. Ben bu çocuk içinde endişeleniyorum. Bu kadını da kim yanında tutuyorsa. Yani çok rica ediyorum. Yavrumu göndersin. Fatma ne yapar ne eder onu onun ailesi düşünsün. Ama şimdi bu çocuk... Yani hala Fatma'yı aramayın kardeşim. Arayın oğlunuzu ya. Tabii ki oğlunuzu alın. Kadının nereye gittiği belli değil. Biz çocuğumuzu arıyoruz. Çocuğumuzu arıyoruz. Şimdi bak ben yaşayacağımı biliyorum. Fatma da buraya gelse diyecek ki ben 50 kere ayrılmak istedim. Beni tehdit etti, beni boşamadı, beni bilmem ne diyecek. Hep aynı hikaye. Yani ailesi de şahit. Bir şeyin de başı sonu, ya sonu başından belli. Lütfen yani. Ailesi 15 gün daha önce... Müge abla kızacak mı dedi? Ya ben kızmıyorum ablacığım. Bak abla diyorsun. Sen benim kardeşim de olsan aynı şeyi söylerim. Yanındaki gitmek istiyorsa bırak buralara gelmedi. Keşke o gün bu kararı yani benim dediğim kararı keşke o gün alabilseydin. Keşke. Ya seviyorsanız da o aşk şarkıları, melankolik şarkılar falan bunun için var yani. Ne yapalım iki dinlersin sonra biraz etrafına bakınırsın. Seni seven biriyle beraber olursun. Bence en kıymetlisi o biliyor musun? Seni seven biriyle beraber olmak. Lütfen kendi değerinizi bilin. Bak ben bunu erkeklere de söylüyorum, kadınlara da söylüyorum. Senin değerini bilmediğin insan için gözyaşı dökme kardeşim. Müge Hanım ben şu an oğlum için alıyorum. Başka şu an oğlun için ama... Yok abicim yakaladın mı? Tamam evlilik hayatı bitmiş canım benim. Demek ki böyle bir sorunumuz varmış. Sen babanın evine mi gidersin? Ben ceketimi alıp mı çıkarım? Sen mi gidersin ben mi giderim? Konuşursunuz. Bak hakikaten usulü bu. Çünkü bir şey olmuş. Bak dün Rami Bey'e gülüyoruz. Dün herkes onu konuşuyordu. Şimdi bu adam nereden baksanız yani sosyolojik anlamda üç kuşak... yaşamış bir insan. Şimdi bu üç kuşak içindeki değişimi burada görüp Ahmet onu arada yakalayamıyor. Gerçekten ben de dahil olmak üzere ağzı açık izliyoruz. Ağzı açık izliyoruz ve şaşırıyoruz. Ha kuşak değişimi sosyolojide 30 yıldır. Artık bu günümüz çok hızlandığı için bence artık onun da şeyi düştü. Yani biz 15-20 yıllara geldik aslında o kuşak değişimi. Süreç de değişti. Bir kuşakta 8 evet. kuşaklık tecrübe sahibi olduk. Mesleki yönden. Yavrum. Ha bir de onları da gören bir insan olarak yani. Gayet tabii. O yüzden yani lütfen biraz bu kadın erkek ilişkilerine, evliliklere de dikkat edelim. Yani tamam affetmek, vallahi affetmek de Allah'a mahsus. Ama affedilecek yani, konu var. Şöyle affedilecek konu var, affedilmeyecek konu var. Yavrum. Aftan sonra tekrar bir takım durumları kabullenilecek durum var. Kabul edemeyeceğin durumlar var. Başka bir şey diyemiyorum. Bu kadar diyorum. Affetmek Allah'a mahsus. Ben gariban bir kulum. Müge Hanım. Kimseyi de affetmek durumunda olduğumu da düşünmüyorum. Affedilmesi gereken hareketleri insanlar birbirlerine yapmasınlar o zaman Müge Hanım, yani. Şu da oldu tamam. Bir virgül koyacağım. Ben bulacağım senin çocuğunu. O çocuğu bulmak zorundayız i̇nşallah, yani. İnşallah. Bizi arar tamam, şimdi. Tamam geldik geldik sana. Senin çocuğun nerede yavrum? Nerede tutuyorsun? Yıllardır kim bakıyor? Buralara... Bir söyle Fatmacığım ona göre yolumuza devam yavrum, edelim. 15 yavrum, yaşındaki... Yavrum,
Dur hayatım bir tanem ne olur dur. 15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız'ın kaybından dün size bahsetmiştim. 7 Şubat çarşamba günü Adana İmamoğlu'ndan kayboldu. Daha doğrusu bizim bu 15 yaşındaki çocuğumuza, bakın çocuk olduğunun adının altını çize çize söylüyorum. 50 yaşlarındaki hem evli hem de sevgilisi olan 10 çocuk babası Ahmet Yıldız kaçırdı deniyor. Ayşe Hanım dün de bahsetmiştim eşinden, benim öyle bir laf duymuş. Hatta söylediğin sen dilin kopsun demiştim lafın arasında. Yine tekrarlarım eğer söylediysen. Yanıma yakışmıyor dedi eşim benim için. Ben de o yüzden ayrıldım. 3 çocuğuma kendim büyütüyorum demişti. Bugün Ahmet Ramazan Bey de aramızda. Ahmet Bey'i tanıdığını söylüyor ve şöyle söylüyor. Evet bir ayrılık yaşadık. Sen söyledin mi eşine benim yanıma yakışmıyor diye? Ya ben öyle bir şey söylemedim de. Şimdi bunu bu birisi mi söylemiş buna ne olmuş bilmiyorum. Ben böyle bir şey söylemedim. Söylemem de yani kolay kolay. Vallahi söyleme ben, gayet de mütenasipsiniz birbirinize yani. Ben teyzemin kızı niye söyleyeyim bir de yani. Ben yakışmıyor cümlesi. Bak söylememiş sen de üzülme ona. Yani ben söylemedim de buna kim söylediyse bu buna inanmış. Bu kafayla ilerliyor hala. Söylesem söyledim derim. Ben ondan ayrıldım eşimden. Ben ondan ayrıldım yanıma yakışmıyor dedi duydum. Bak ondan ben ayrıldım. Söylemediğim bir şeyi burada da söylüyorsun. Burada bir sürü insan da var. Sen evi terk ettin, ben arkandan gittim, polise gittim, dilekçe verdim. 2 gün aradım seni. Kardeşin evinden çıktı. Ama çok çıktı. Onur kırıcı bir lafta bir kadın için. Onu söyleyeyim. Yok yok hayır. Bak dememiş en azından sen. Demedim dedin. Ablam dedim, desem dedim derim ya. Bu 3 seneden beri ayrıyım. Söylerim, niye söylemeyeyim ya? Dedim derim. Yani benden duymadığı bir şeyi başkasından duyup da bu lafın arkasına sığınmanın mantığı yok yani, kurban olayım. O da senden bir tek o laf yüzünden ayrılmış ama biliyorsun değil mi? Ben söylemediğim bir şey yüzünden ayrılmış. Tamam başım gözüm üstüne. Ayşe'cim. Ablam söyle ablam. Ayşe canım sana o da öyle söylediğine sen de kendine bak kaspan falan deseydin yani ne diyeyim ben yani. Ben şimdi ben yani. Müge Hanım. Ben de dedim sen de bana yakışman dedim ben de o zaman. Dedim. Tamam diyorsun önemli tamam. Değil. Tamam. Ama bugün Ramazan Bey'in aramızda olmasının nedeni şu. Diyor ki Ahmet hani bütün bu olaylar oldu. Evet Ayşe de aldı çocuklarını tek başına kaldı. Bence diyor Ahmet onları sahipsiz gördü. Ha. Benim kızım sahipsiz değil. Bizi kimsesiz sandı o yüzden sandı geldim ablam. Diyor. Ama o yüzden sen de Ahmet'e seslen bulacağız o Ahmet'i. Ben şunu da söyleyeceğim. Ahmet'in 2 tane çocuğu da bizim ilçemizde. Ben şimdi kendini kızları da kaç yaşında bilmiyorum. Bu biliyor ben bilmiyorum. 15-16 yaşında. Bak o çocukları küçükken gelin etmiş vermiş ben bilmiyorum. Çünkü tarlada çalışırken bir iki sefer görmüştüm var. Bizim mahallede bir Hanifi diye bir arkadaş var. Onun işçisi olarak gelmişti bu. Ben buna da söyledim. O insanı gözüm tutmadı. Bak o insanlardan çalışma dedim. Uyardım ben. Bana telefon açtı. Ayşe yani. Onlardan şöyle çalışma. Şöyle söyleyeyim. Tarlada çalışırlarken o da işçi ayarlayan kişi miydi? İşçi biz buluyorduk. Birisini, abla beraber çalışıyor. Bana dedi ki sen benim ablamsın dedi. 4-5 tane kadın bul dedi. Ben de komşumuza dedik komşularımıza. Beraber çalışıyorduk. Onlar benim yeğenlerim, sen benim ablamsın dedi. Ben hiç yalan söylemem. Bizim evimize geldi gitti, biz ona gittik dediği gibi dağda çay içtik, ekmek yedik. Onlar benim yeğenim, sen benim ablamsın dedi. Benim hiçbir suçum yok ablam. Ben çalışmak, daha da çalışmak suç mu abla? Doğru Ayşe'cim, söyle. Zaten bu çok çocuk yani, bu 15 yaşında daha. Daha gücücük hani ablam. Bugün dedi ki geçen seneden olsa 14 yaşında, 14 yaşında çocukla ilgili kimli. Bir de benim kızım var ya. Evden dışarı çıkmaz. Dışarı çıkmaz benim çocuğum. Yani sen Ahmet'e seslen. Bak senin buraya ben gelme. Ben Ahmet'e şunu söyleyeceğim. Ben devlet isterse bana ceza da versin. Yok yok devletin abi. Ceza vereceği bir şey söyleme abicim. Ben kısasa kısas yapacağım. Hayır 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 öyle vallahi bir şey. Vallahi de yaparım hayır, billahi de yaparım. Benim çocuğumu getirmesin. Ben doğru bir insanım. Bak köyünü de biliyorum. Kızının kaldığı yeri de biliyorum. Gitmedim. Kapılarına da varmadım. Ama benim çocuğumu çıkarmazsa kısasa kısas yaparım. Şimdi bak. Benim çocuğumu çıkarmazsa kısasa kısas yapacağım. Ben de sabıkalıyım. Geçmişim sabıkalı. Ben ama bunun için değil. Buna sığınarak da söylemiyorum. Tamam. Bir baba olarak benim çocuğumu rencide edemez. Bizim çocuğumuzu getirsin. Tamam. Benim ablam. Çocuğumu rencide edemez. Benim çocuğumu bilekliği kokmuş. Bir saniye gözünü seveyim. Sabıkalı olmak övünülecek bir şey değil. Hayır, sabıkalı olduğum ben, halde hayır, ben artık bundan. Artık bundan ders aldım. Diğer ben insanlar gibi yaşıyorum. Çalışıyorum. Tamam. Çalışıyorum. Diyebilmek önemli. Lütfen çok rica ediyorum. Burada da suç unsuru teşkil edecek şeyleri söylemeyin. Haklıyken benim haksız duruma düşme. Ben sağlığa zararlar. Ben
Çocuğumun adı kayıtlı. Eşimin adı kayıtlı değil benim telefonum. Ramazan Bey, sen kızını istiyorsun değil mi? Evet abi, kızımı istiyorum. Kızımı istiyorum de ben Türkiye... onu seslen. Bak, ben kızımı biri bir hata abi yaptı diye... Hayır. O... karşıdaki insan da aynı hatayı benimseyip... Hayır, ben aynı onu hatayı tekrarlarsa abi biz toplum içinde yaşayamayız. Abi biliyorum. Tamam mı? Biliyorum. Niye yasalar var? Niye devlet biliyorum var? Biliyorum abi. Tamam, o zaman sen kızına seslen. Ben o adama seviyorum. Seslen. Ben... kızını iste... gerisini benim kızım, biz kızımız istiyor. Bunları söyleyebileceğin daha yer değil. Ben Hatice'ye de sesleniyorum, kızıma da sesleniyorum buradan. Beni hiç aramadan duramayan kızım beni aramıyor. Ahmet'e de sesleniyorum. Lan iki tane avradın var, sekiz tane çocuğun var lan. Bu Sübyan'la ne... benim çocuğumla ne işin var lan? Adam değilmiş. Bir babala, Ahmet, bir adam ada, adamla şey adaba sığar mı lan bu? Bir babasın lan, sen de babasın lan. Senin evladına yapsalar senin zoruna gitmez mi lan bu? Tekrar benim yeğenim dedi, yeğenim. Beraber benim çocuğum çalıştı. Kapının önüne çıkmayan insan ya. Benim ev, ben şimdi bu saf biraz. Bu saf olduğu için misafir etmiş. Eve gelmişler gitmişler. Ama şimdi büyüden bahsedildi az önce, arkadaşın konusu da geçti. Belki de çocuğuma bir şey yedirdiler. Kandırmak için büyü yaptılar. Çünkü benim çocuğum kimsenin şöyle elini değdirdiğin zaman gitmezdi, ne yapıyorsun diyen hocam, bir insan. Gitmezdi hocam, aşağı ekmek almaya yine gitmezdi. Yani kimseye bakkala gitmezdi. Gönderdiğin zaman, bakkala git dediği zaman bunlar... gitmez. Emir gitsin. Ben gitmem diyen çocuk evi terk ediyor. Ben bundan da bir şeyler duyuyorum, şeyleniyorum. Yani çocuğa bir şeyler yedirmişlerdi. Çocuk çünkü... silah çekermiş hocam. Silah arkasından gelirmiş. Arabanın içinde bunu, silah bunu göstermiş çocuklara. Bir de Müge Hanım, ben şahsın resminin yayınlanmasını istiyorum. Niye yayınlanmıyor? Bu çocuğun kafa... çocuğun da başını sararlar. Gören olmaz. Aile bireyin... resminin paylaşılmasını istiyorum ben adamın. Bulacağız. Benim kızımın başını sarar tarlada. Yavlarım kim görecek abi? Abla. Benim Hatice'm gözü bana bu ablam kurban olsun sana. Yandım ben vallahi ablam, belki yandım. De böyle büyü falan yapmıyorlar. Tabii biliyorsunuz çocuklar genetik izler taşıyorlar anne babalarından. Tamam mı? Sen hala benim çocuğuma bir şey yedirdiler diye gittiğini düşünüyorsun. Karın benim yanıma yakışmıyor diye üç çocuğunu alıyor, kaçıyor, konuşup derdini anlatamıyorsunuz. Bu da sizin çocuğunuz. O yüzden yani bu çocuğun da bir siz böyle belki de davrandığınız için, siz kendinizi hiç geliştirmek için bir çaba harcamadığınız için çocuğunuzun da belki o adamla beraber kaçtığını da bir düşünün belki. O da aklınızın bir köşesinde olsun. Ama artık yeter yani. Niye hala da bir şey yedirdiler, bir şey içirdiler? Ama biz hiçbir yere gidemeyeceğiz böyle. Ya sen de üç çocuk babası delikanlı gibi konuş mesela dolaşmasaydın. Buraya geliyorsun, ne sabıkan kaldı, ne nerede doğdukları kaldı, ne o kaldı, ne bu kaldı. Yani yayını da zora sokuyorsun. Söylüyorum, dinlemiyorsun, anlamıyorsun. Bir saniye abla. Yani özür buraya gelene kadar ben bir de burası kimsenin kimseyi tehdit etme mekanı değil yani. Ben bu çocuk dün etmiyorum. Kaçırılmadı. Daha ne edeceksin tehdit etmeyip? Yani aramızda hediyeler getiren seyircilerim var. Almanya'dan Nuriye Kol. Göreyim. Nuriye'cim hoş geldin. 6 tane tekerlekli sandalye getirmiş. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah daha çok nasip etsin. Zonguldak'tan Zehra Kılıç Aslan. Onu da göreyim. Siz misiniz? Zehra Hanım'cığım siz de 4 tane tekerlekli sandalye getirmişsiniz. Teşekkür Allah ederim. Hayrınızı kabul etsin. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Aa öyle mi? Yarın Berat. Oo Ramazan geldi. Yarın Berat Kandili. Arkadaşlarım şimdi şeyde Ahmet de oh, şu içine bir girelim. Kandiliniz mübarek olsun. Ben büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İnşallah Ramazan ayı da, Ramazan ayı öncesindeki bu son kandilimiz hepimize hayırlar, iyilikler, güzellikler getirsin. Allah akıl fikir ihsan eylesin inşallah her birimize. Bu kandilde hepimiz birbirimiz için onu diyelim. Hem akıl fikir nasip etsin, hem iyi insanlarla karşılaştır bizi. Ya Rabbim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sen de bizlere akıl fikir ver ya Rabbim, amin. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü.
Mustafa öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.